Türk Güney Azərbaycandan Baxış adlı programımızla. Və təbii ki, hər zamanki kimi Salih Oğuz bəy bizimlə birlikdədir. Və Salih Oğuz bəydən daha ətraflı olaylar haqqında işləyəcəyik. Salih Oğuz bəy, salamlar, saygılar bəy, xoş gəlmisiniz. Salamlar, saygılar. Sizə də çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, sizə də və bu programımızı canlı yayan yoldaşlarımıza da Türk televizyonunda. Buyurun. Ben Salih Oğuz Bey, Türk Harekatı televizyonunda. Türk Harekatı televizyonunda. Bunu size hatırlatmalı olmak için, çünkü bunu ya üzül eləməli ki, soydaşlarımız bilərlər ki, bu kanaldan bizim programımız gedir, gəl izləyələr. Mən bunu çalışacağım ki, Instagram'da, Telegram'da yayam ki, soydaşlarımız gəl baxalar, özellikle Güney Azərbaycanlar. Salih Oğuz Bey, bu həftə çok önemli xəbərlər var. Həm sevindirici xəbərlər, daha demək olar, daha çok sevindirici xəbərlər var. Özellikle Türkiyə ilə bağlı, yəni daha doğrusu Suriye ilə bağlı. Bir ildən çoxdur Salih Oğuz Bey, Türk ordusu Fırat'ın bahçesine girmişti, hatırlarsınız. Ve biz bunu istedik ki, Fırat'ın doğusuna da girsinler. Ama olmurdu. Tabii ki, belki de Nizirler, şerait ile bir şerait yetişti. Türkiye gidip bilmirdi. Ya Rusya koymurdu, ya Amerika koymurdu. Ama herhalde Türk ordusu girdi oraya ve bizim için çok önemliydi. Tabii ki Türkiye için de çok önemliydi. Türkiye'yi tehdit edecek güçler orada yerleşmekteydiler ve yerleşmişlerdi daha doğrusu. Ve artık oraya Türk ordusu girdi. İsterim Sayın Oğuz Bey, özellikle bu bununla bağlı, yani siz bunu ne diyorsunuz? Yani Türk ordusu oraya girdi. Yani dünyanın çok ülkeleri, güneyler birisi girmemeliydi, birisi girmeliydi. İsterim Sayın Oğuz Bey, önce bu hafta söhbette, daha tabii ki bu hafta yani çeşitli şeyler vardı. Söhbet edildi, mevzular. Ama birinci de buradan başlamak istedim Sayın Oğuz Bey, buyurun. Yani çok sağ olun. Öyledir Türkiye bu ayın 9'unda orada operasyonu başladı. Biz tabii ki tek tek oradaki askerlere, komutanlara, bütün Türk ordusuna, ki dünyadaki bütün Türkler bir türlü temsil edildiler onlara. Hiç ayaklarına taş değmesin. Yani arzusuyla başarılı olsunlar. Sağ selamet evlerine dönsünler. Birinci arzımız bu. Ve hiçbir kese orada zarar değmesin yani. Birinci bu bizim isteğimiz. Bu isteğinin, bu arzıyla söhbetimize başlıyor. Türkiye bu ayın 9'unda başladı orada operasyona. Yani biz Türkiye'de operasyon dediler, biz ameliyat dedik. Yani herhalde bir girdi orada eski Türk topraklarına. İndi o Hasaka bölgesidir, Gamışlı bölgesidir ve Fırat'ın doğusu ta Irak'ın sırrına kadar tabiben yani demeler 30 kilometre güneye taraf. Tabi bu çok azdı, 30 kilometrede bir iş görmeye olmaz. Ancak o eylan olunan derinlik oldu. Maalesef bu iş çok geç başladı. Çok geç. Yani düşünün ki 5 il, 6 il geciydi bu mesele. O zaman ki Suriye'deki problemler başladı. O zaman Türkiye orada Türkiye devleti ve Türkiye ordusu, yani oradaki Türkmenlere, oradaki Türklere, o sınırda yaşayan Türklere ve Araplara yardım edemeliydi. Ancak o zamanki o sınırlar çekilipti. Bu Sykes-Picot'un o zamanki planlarıyla, ki onlar indi Sykes-Picot sınırları değiller. O sınırları herkes biraz araştırırsa görür ki aslında kendin yarısı bu tarafta, kendin yarısı o tarafta. Ve hemen hemen bütün kentler, şehirler, öyle obalar Türk ve Arap. Az Bedevi, çünkü daha doğuya ve daha güneye taraf giden çöllüktür. Hasaka bölgesinin güneyi çöllüktür. Öyle bir vaziyette yani, sınır öyle seçilirdi. Asla milli menfaatlerin üzerine seçilmiyordu. Düşünün ki çizgini çektiğin buradandır, oradan olsun. Yani asla o milleti nezarda alasın, burada hansı millet yaşayır nedir, bunları nezarda asla almadan öyle bir sınırlar seçilmiş. Ve daha da o sınırlar
resmileşmiş sonra indi deyir ki, mesela Suriye, Urdun, Lübnan, Irak. Halbuki öyle değil önceden. Daha çok milli sınırlar. Bize daha çok milli sınırlar önemlidir. Ve o zamandan başlamış orada daha çok Araplar ve Türkmenler yaşıyordular. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güneyinde. Ancak Kürt varlığı, yani bunu önceden deyip, Kürt varlığı, Kürt milletinin bir parçası indiki o Afrin'in bir bölümünde yaşıyordu. O bölgede, batıda yani. Niye o kadar batıda Kürtler var idiler? Osmanlı'da onları oraya getirmişler. Ve hatta emri de bellidir, hansı emrinden neçe Kürt ailesi oraya. O zaman yani aile değil mi, aile aşiresi oraya yerleştirilmiş. Çok yani küçük, çok balaca bir grup Kürtlerden arz ediyor. Ondan sonra dahası, öyle gene de bilirsiniz, Kürtlerin daha çok yaşadığı yerler Zagros Dağları ve o bölge olmuş. İran'ın Zagros Dağları'nın bir parçası, Irak'ın bir parçası olur. Sonradan bunlara bu yani İngiltere'nin ne kadar merhametleri, Amerika'nın ve sonradaki sonra bu oyuna katılan İsrail memleketinin sayesinde bunlar diyorlar ki dağdan inmişler obuya ve yavaş yavaş o bazı çetlere sahip çıkmışlar şehirlere. Bir çetler, bir şehirler, bir çaylar, bir obalar hiç onların adları hala da ne kadar da değiştirseler Türkçe kalır. Mesela biz Gamişli değil. Evet. Şimdi Türkiye ordusu orada Gamişli'de operasyon yapır. Halbuki biz bakırız şöyle bir Amerikan siyasetçisi diyor ki Türkiye Kürt milletine Gamışlı'da hamle edilir. Hamle sözün işledir. Atak sözün işledir. Halbuki böyle değil. Bura tarihi Türk torprağıdır, bura Türk torprağıdır ve bura çok böyle yakınlarda getirip oraya etnik temizlik yapıp Arapları ve Türkmenleri oradan temizlemişler. İtmişler, itelemişler eşiğe ve orada yerleşmişler. Bu aileler, aşireler bellidir orada. Ona göre bir balaca bir şey olan da çıkılacak edildi. Çünkü onlar öyle hemen göçebe kimi vaziyettedir. Siz indiki vaziyetlerine baksanız, hatta Afrin'de de oldu bu işler. Çok rahat dururlar, minirler. Ne bileyim ya yerde yeriler ya şeylerine, uvenlerine, vanetlerine filan arkasına cedirler. Oraya ait değiller. Yani oraya ait hemen Türkmenlerdiler ki orada katliam olundular. O Sebtehval'da doların çağızları da. Bütün evlerin tapuları da her şey yandırıldı. Musul'da, Kerkük'te, Erbil'de. Budur mesela. Ve Kürtlere getirip Kürtleri o mentağanın yerlisi kimin göstermek Amerika'nın erzeliğinin ve İsrail'in ve yani Türk düşmanlarının neydi daha çok isteği budur ki o bölge Türk'ündü. O çetler, o evler, o yerler orada Kürtlerindi. Ve Türk ordusu girende onlara bir türlü hamle ediyor. Ama onlar girende hamle değildi. Bu cür bir vaziyette ben o Türkiye ordusunun oraya... Buyurun. Burada bir iki tane mesele önemli kabağa gelir. O da budur ki, Amerika madem ki orada təzə bir Kürdistan veya Kürdistançılıqlar yaratmağa çalışırdı, neden çekildi? Buyurun. Neden çekildi Dala Bey? Öyle bir dalıya çekilme, yani zahirde öyle görünür. Yani Prezident Trump'ın dediği kimi orada deyir ki bizim 50 tane askerimiz var orada deyir. Prezident Trump deyir. Yani 50 nöfe. Elbette bunların hamısını o yanda bu yanda yıksız 1000 ila 2000 deyilir. Asker de deyilir de bunlar normal savaşacak asker deyilir de bunlar nizami müşavirlerdiler. Bunlar onlara yardım edenlerdiler. Bunlar hemenlerdiler ki öyle IŞİD'i yarattılar önceden. Hemenlerdiler ki indi o SDG deyilen Suriye demokratik güçlerini onları yaradanlar bulardılar. Yani bunlar normal askerler değil. Bunları geriye çektiler. O 50 kişini. Ben Trump'ın dediğini diyorum ama bize göre tabii ki bana göre daha çoktu. Çünkü onlar o Türk ordusu ki sınırdan geçir. Şimdiki sınırdan geçende onları ayak altında kalmasınlar. Ona göre yani bu geri çekilme bu kadar ki sesle de salınıp dünyada hatta Batı medyasında Amerika geri oturdu. Burada bir yani 50 kişi Trump'ın dediğine göre o bölgedeymiş. Yani tam sınırın o tarafında.
Onlar da bilirsiniz Amerikan traklarının, Amerikan makinelerinin üzerine Amerikan bayrağı vururdular ki Türk ordusu bir iş görebilmez. Halbuki hamısı elə bu Kürt teröristlerinin bölgeni işgal edipler, onlar idiler. Yani bu PKK dedikleri YPG, hamısı aynı insanlardılar. Ona göre Türk Amerikan Amerikan bayrağını vururdular o trakların üstüne ki, yani heç kes bir iş görebilmesin de. Yani o Türkiye'de bir siyasetçi var idi deyildi ki, yani biz Amerika'nın komşu olduk da. Evet. Komşuluk mesela. Ona göre onların geriye çekilmesi o 50 kişinin ve mahallen arkada 1000 kişi ila 2000 kişi ki vardılar ve de normal asker değiller. Onlar çok çok təlim görmüş, eğitim görmüş CIA'nin millet düzeltmek, eğitmek, ordu düzeltmek ve bir grup neçə əşirəni, ailəni ki heç bir şey devletçilikten indiyəcən təcrübəsi yox tarix boyu. Onları necə milletləşdirərsən, onları necə devletləşdirərsən. Bu adamlardılar nizami paltarlarda. Lap düzün mən ərz eləyim xidmətçi. Elə görünür ki orada Amerikan, orada əskəri var. Əskərlərin hər biri İllər təlimlər görmüşlər, eğitim görmüşlər böyle bu işlerin üzerine. Çok okumuş, bilmiş adamlardılar. Normal o. Ama o əsker paltarında da öyle görünür ki burada əskerler oradadılar. YPG'nin bayrağını bu bayrağını vururdular. Maşının bir tarafına Amerikan bayrağını bu tarafına ki herkesin yani Türk əskeri ve herkes bir iş görebilmesin. Ve hatta oradaki Türkmen əhali veya Arap buranda yani Amerika ile savaşsın. Onları o 50 kişini çektiler kenara, aynı Trump'ın dediğini arz edilir. Onları ki kenara çektiler, böyle görünür ve büyük bir ses salmışlar medyada ki, Amerika geri çekildi. Burada bir geri çekilmek biz görmürüz. Buyurun. Sayın Oğuz Bey, bu grup ki dediniz, gruplar ki dediniz Suriye'de ve bu 50 kişi ki onlara eğitim verir. İndi biz Suriye'de neçə dənə grup görürüz? Yani SDG'di, YPG'di, Suriye Demokratik Gürcüləri deyil. Nə bilim, Suriye ordusudur, özgür ordusu. İstəyirəm bəy bu haqda da biraz söhbət edəsiniz. Yəni elə o qədər qruplar çıxmış yəni burada. Yəni adam bilmir hansından söhbət edərsin. Amaç nədir bəy? Yəni bunlar necə olacaq bəy? Onun üstünə siz Pejakı filanı da artıra bilərsiniz. Ondan sonra Kürdistan Demokrat Partisini artıra bilərsiniz. Bizim bizə çox aşina olan adlar. Komele Partisini artıra bilərsiniz. Ve çoxlu partiler. Bunların hamısını biz bir adın altında tanıyabiliriz. Bir adı. O da PKK'dir. Veya özlerin dediği kimi yani PKK. Parti Kürdistan Komünisti, özür istedim, Kargerani Kürdistan. Bu ben bunlar yazılarımızda da vardı. Herkes istese yani hatta yaxşıca tahkik olunmuş, araştırılmış bunlar gruplardılar. Tabii Kürtler hamısı aynı değiller. Tabii Kürtler hamısı müttehit değiller. Kürtlerin en büyük problemleri elə bu olmuş ki, elə bu batı gücləri onları parça parçalamışlar. Yani bir cürə Kürdümüz yoxdur. Gerçek budur ki, milletimizin yani bilgisine yetirim ki, Rusların özünün Kürtleri var. Yani istemiyorum təhqirinlə deyəm, ama maalesef diyende böyle seslenir ki, elə bir ki, biz istemirik Kürtleri təhkir edelim. Ama Rusların öz Kürtleri var. Yani bunlar benim Kürtlerimdir. İnanın, İran'ın Kürtleri var. O da İran'ın Kürtleri. Yani o grup Kürtler, o əşirələr, o aileler İran'a çalışır. İran'ın menfaatlerine göre. Bu anlama gelmez ki, həməşə bu işi görürler. Ha? Sonra da ki, o bağlılıklarını değiştirenler de var. Amerikan özünün Kürtləri var. Suriyanın Kürtləri var. İngiltərənin, Fransanın da nədir? Böyle sayın, hamının özünə orada Kürt qrupları var. Bunlar bilirsiniz ki, herkes de bilir, bunların dil problemleri de var. Dil olarak da birbirinden anlaşa bilmirlər, alifba olarak, yaz olarak da birbirinden anlaşa bilmirlər. Kürtlərin problemleri çoxdur. Kürtlərin təbii ki, milli olarak, millet, eğer bunların hamısını bir millet hesaplasa ki, o kriteri hala yetişmemişler maalesef. Bu hamısını millet hesaplasa bunların en büyük yanlışları ve en büyük problemleri Türk milletiyle bölgede dalaşmaktır. Ki en büyük yanlışları da odur. Yani bir Kürt ki her zaman bir Kürt milleti, bir Kürt insanı ki her zaman Türk'le beraber yaşamış, ayrım olmamış.
Yəni ən azından keçən 800 ili, 900 ili biz tarix tarixdə yazırıq, oxuyuruq yazıları, görürük ki, heç bir elə şey yoxdur. Hətta olmuş ki, bəzi məsələn Osmanlı ərz eləyə, Səfəvini ərz eləyə, Qacarlığı, nə bilim, Əfşarlığı ərz eləyə. Olmuş ki, bəzən yəni dini məsələlər onlar daha çox sünni olmuşlar, kürtlərin daha çox sünni olmuş, bəziləri şii olmuşlar və Osmanlı ola bilir ki, kürtləri çox Osmanlı bəzi yerlərdə kürtləri tərcih vermiş bir Azərbaycan türkünə gəlib məsələn Azərbaycan türkü ilə savaşmış. Yüz minlər Azərbaycan türkünü qətl etmiş. Osmanlı ordusu, amma bunu kimin əlinə etmiş? Elə kürdün əlinə etmiş, türkün əlinə etmiş, Avropadan gətirdiyi devşirmələrlə etmiş. Yəni, böylə idi. Əslən, indiki vəziyyət ki, fransallar, ruslar və ingilislər yaratmışlar ki, kürt problemi və kürt məsələsi və indi dünyanın mediasında göstərir ki, Türkiyə ordusu kürtləri vurur. Və dünən ya irəli gün dünən irəli gün cənab Trump deyir ki, 100 illərdir ki, 100-200 ildir böyledir. 100-200 ildir ki, Türkiyə kürtləri vurur. Tarixi olaraq doğru deyil. Yəni, cənab Trump skriptdən, ona yazılan skriptdən oxumayanda böylə sözləri danışır. Və aynı zamanda dedi ki, kürtlər bizə yardım eləməmişlər, kürtlər bizə birinci dünya savaşında yardım eləməmişlər, ikinci dünya savaşında yardım eləməmişlər. Hətta Normandi savaşını da dedi, Normandi savaşında da yardım eləməmişlər. Normandi savaşı çox məşhur bir savaşdır. Yəni, cənab Erdoğan, cənab Trump'ın ağzından, skriptdən yəni, oxumayanda böylə sözlər çıxır, hala ağzına gələn sözləri deyir. Amma biz bunu demək istəyirik ki, sizin dediyinizdə bir cürə biz kürdünən burada uğraşmırıq. İndi elə gəlmiş YPG-sidir, SDG-sidir, Demokrat Partisidir, nə bilim, Komeləsidir ki, biz Pejakıdır, PKK-sidir, bunların hamısını biz belə baxırıq ki, kürt millətinin ən yaxcı, ən uzun sürə necə ki tarixdə olmuş dərdə dəyən yoldaşı, dostu türk millət ola bilər. O Türkiyədəki deyirlər, qardaş millətimizdə. Mənə görə budur. Başqa çarə yoxdur. Biz öz bölgəmizə, öz bölgəmizin mənfəətləri ilə yaxınlaşmalıyıq. Biz öz bölgəmizdə, yəni o bölgənin mənfəətləri. Maalesef budur orada və bunların bu adlar ki, siz saydınız, bunların hamısını biz PKK altında yığa bilərik. Ancaq indi bu, o zaman ki, bunlar marksisti, leninisti düşüncələrlə başlamışlar. İndi PKK-da öyle bir marksizm və leninizm görünmür. Maalesef o da. Ki, yani bunlar elə bir türlü kirayiyə alınmış, mən fəqət PKK-ya ərz eləmirəm, o bölgədə. Kirayiyə alınmış və ya kirayiyə hazır silahlı adamlar kimindilər. Maalesef vəziyyət budur. Bu SDG deyilən, Türkiyədə mən fikirləyirəm SDG deyirlər, İngilizcədə SDF deyirlər, Syrian Democratic Forces, Suriye Demokratik Güçləri. Yenə də görürsünüz ki, burada mən məcburam deyəm ki, demokratik sözünü burada bulaşdırmışlar, bəlləşdirmişlər böylə şeyləri. Yəni, nə demə, biz bu hansı demokratik işi görmüşük bu SDG-də. Yani, bu neyi demokratikdir? Yani İsrail'den, Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den silah alıp orada öz yerli Kürdünü, Türkmenini, Arabını kırmak ve orada nefti yer altında illa ki o bölge, Suriye'nin bu bölgesi, Irak'ın kuzeyi neftini uğurlamak, o bölgenin menafeyini, zəxayirini götürüp İsrail'e satmak ve başka yere satmak bu yani bütün bizim o bölgənin, nə fəqət türk millətinin, nə fəqət türk topraqlarının, o bölgənin mənfəətlərinə zərərdir. Bu demokratik sözlərini gətirilə qoyurlar. Bayaq da dedim, məsələ, hətta İran içində də ki, bu hizbi var, bu hizbin adı nədir? Hizbi Demokratik Kurdistan. Valla biz bir demokrasi falan bunlardan görməmişik. Yəni, bu YPG-nin, DSG-nin, nə bilim, Komelənin, biz uşaqlığımızdan ki, yadımıza gəlir, bizim məhəllərin uşaqlarını bunlar suda qaynatmışdılar, tabuta girmirdi bunun bədəni, ki, aparalar, quyluyalar bunun bədəni və bunu biz öz gözümüzlə görmüşük. Bu məsələ düz 40 il bundan öncə, bunu kim eləmiş? Hizbi Demokratik Kurdistan. Yəni, burada biz demokratik görməmişik bunlardan. Nə öz idarə sistemlərində,
Çünki elə həmən bu PKK, həmən bu demokratlar Kürt kətlərindən bizim özümüzün xəbərimiz var. Kürt kətlərindən Kürt qızlarını, Kürt uşaqlarını uğurlayıb, aparıblar, rəhin saxlayıblar ki, o kənd Türkiyə ilə həmkarlıq eləməsin. Və ya bəzən də İran dövləti ilə. Böylə bir vəziyyətdə ona görə mən o demokratik sözünə biraz dayanıram ki, o Suriyə demokratik gücləri. Suriyə demokratik gücü demokratik deyil, birinci bu. Bunu biz milletimiz bilmelidir. Her zaman o sözü diyende Suriye demokratik güçleri bilsin ki, bunların karnamesinde, bunların karnamesine biz bakırız, düzelenden bu yana, bir demokratik bir iş yoktur. Ne öz milletine, ne bölgenin milletlerine. Ben ona göre Kürt milletinde deyirəm ki, gerçekten gidip bir Kürt ailesiyle danışanda ve o PKK'nin militanının, teröristinin korkusunu başının üstüne görmeyen de rahat danışır. Ama korkur ki onlar dönecekler kendi veya ona ve adam içinde korkurlar. O korkun içinde mecburdu PKK'dan himayet eylesin veya sesini çıkartmasın. Zulmlerinden danışmasın. Azat bir vaziyette açıkça danışırlar. Öyle bilirsiniz iki hafta önceydi belki biz PKK uşaklarını bu teröristler uşaklarını uğurlamışlar bu analar Diyarbakır'daydı. Hardı gelmişler yığışmış. Diyarbakır'daydı bana göre. Allah belki gelirler öyle yığışırlar oraya. Analar yığışırlar oraya ki bizim uşaqlarımız bir ara uğurlayıblar. Anaların çoxu Kürtdür. Ona görə mən yenə də dönə-dönə demək istəyirəm ki, o bölgənin milləti, o bölgənin millətidir. O bölgənin mənfəətləri odur. Ancaq biz Suriyə demokratik güçləri deyə bir orada güc tanıyırıq indi. Amerika bunu düzəltmiş, eğitmiş, yeditmiş, bəsləmiş. Aynən yəni belə literal olaraq deyirəm yeditmiş. Yəni yeməyini, İçməyini, yatmağını, paltarını, tədarükatını və İsrailin özəl əskərləri, yəni özəl eğiticiləri bunları eğitmişlər. İçlərində bir şey mən demək istəyirəm. İçlərində o yuxarı qədəməsində ermənilər vardılar. Bunu millətimiz bilməlidir, bunu biz millətimizə deyirik, bunlar eşitsinlər. Hər kəs də desə ki, ay bu bizim indiyəcəndə burada danışdıqlarımız, Güney Azərbaycan. Dan baxış programında hər kəsin hansı sözü ki deyirik ona şəkki olsa, quşqusu olsa desə ki bunu özündən dedi, bunu uydurmadı, bu nədir, iftiradır, töhmət onu da bir oraya yazar, biz onu dokumentini göstərərik, deyirik ki bunlar özləri deyirlər. Bunlar özləri deyirlər ki bunların içində ermənilər vardır. Elə bu Suriyə demokratik güclərin və aşağı əsgər olaraq yox, yuxarı əsgər olaraq. Bir de Asuriler var. Ben bu sözü bitireyim. Bir de bir Asuriler var. Asuriler, bizim böyle bildiğimiz bu çok Urmiye'de evlerinde şarap düzelden böyle mezlum, fakir tanıdıklarımız Asuriler. Ancak bu Ermeniler ve Asuriler için bu SDG'nin içindediler, Suriye Demokratik Partisi ve yukarı kademelerindediler. Bize bir Güney Azerbaycanlı olarak neyi hatırlatır? Bunu özümüzden soruşmalıyız. Eğer milli hafızamız varsa, eğer milli hafızamız bize deyir ki, geçen 10 ilde ne olmuş, 50 ilde, 100 ilde, 200 ilde bunları bir millet geçmişini bilmese, geçmişteki hataları onun başına defelerce, bir defa yok, gelecek de o belalar ve o belalar onu yokluğa götürecektir. Bize neyi hatırlatır Asuri'nin ve Ermeni'nin Suriye demokratik güçlerinde yukarı kademede olmağı? Ciloğluq savaşları, ciloğluq qətlamlarını, Urmiyada, Xoyda, ne bileyim, Qoşaçayda, Sulduzda, Salmasda, bütün bu, yani hamısı, yaşlı nineler belə hatırlayırlar. Yaşlı nineler hatırlayırlar ki, necə gizlənmişlər, necələrin gözlərinin qabağını öldürmüşlər. Bu hamısı ciloğluğu. Bu ciloğluq hemen məsələdir ki bilirsiniz İranın məclisində biri soruşmuşdu demişdi ki ciloğluq bilməmişdi ciloğluq nədir. Yəni düşünün ki Azərbaycanın millət vəkili yəni İran dövlətindən seçilmiş yadı uza gəlsə bunu bəlkə bir dəfə danışdıq sizinlə ki ondan soruşur ki bəs bu qətlam ciloğluq deyə öyle bir şey yoxdur ondan sonra Hamı məcbur oldu, o besavada göstərsin ki, ciloğluq nədir. Və hər Azərbaycanlı ciloğluq məsələsini bilməlidir ki, ciloğluqda nə oldu. Və bu məsələni, ciloğluq məsələsi belə örtük, bastırıq bir şey deyil. Ciloğluq məsələsi indi dünyada ən azından bilgilərin bir çoxu, deyəlim, edinməyə
serbestdir. Çox nə deyirlər Google ilə orada çıxartcına, nə deyirlər kompüterdə, internetdə baxcına zilə ilə yaz zilə oluq. Yaz ərəbcə yaz zilə oluq. Ne bileyim Latin alfabası ilə yaz zilə. Orada çıxacaqdı və insan oxuyacaq. İsteyən biləcəkdi və bütün milli hərəkətimizdə illa milli hərəkətimizdə olan əzizlərimiz zilə oluğu bilməlidirlər. İndi biz niyə bu mən zilə oluğu danışdım? Niyə? Çünki aynı güclər, yəni bölgədə bölgədə aynı güclər və aynı güclər ki, onları azınlıq durumuna zorlamışlar. Kürtlər də onlardan, Asurilər də, Ermənilər də. Halbuki Kürtlər orada azınlıq məsələsi deyirlər. Kürtlər bölgənin məntəqəsi adamlarıdırlar. Aynı Türk kimin, Türk kimin, Kürt kimin orada yaşayırlar. Hələ indi Kürtlərin kökənləri, Kürtlərin yəni Kürtlərin milli etnik kökənlərini filanı elmi olaraq araşdırılıbdır. Bizim əziz Cavad Rahim Cavad Bəyli də bunu çox gözəl bir məqalədə yazmış hər kəs istəsə. Rahim Cavad Bəylinin də Kürtlərin kökəni deyə çox yaxşı elmi olaraq, bilimsel olaraq araşdırmasına baxa bilər. Mən də bu həftə onu yaydım gene de. Onları danışmırım. Onlar, yani məsələ indi siyasi məsələlər, indi hal-hazırda orada cərəyan edən aynı məsələlər, aynı qruplar. Ki bunları ruslar, fransallar, ingilizlər orada gətirib bizim bölgədə azınlıq durumuna bunları zorlayıb soxmuşlar. İndi gətirib orada bizim başımıza yenə də bəla. Bu Suriye Demokratik Güçləri, SDG deyilən və ya ingilizcədə Syrian Democratic Forces deyilən qruplar bunlardan üzəri. Çoxu kürtdür. Yəni fikirləyirəm yəni Suriye, Syrian deyəndə Suriye Demokratik Güçləri Suriyədən orada bir əsər yoxdur. Kürtlərdir. Çox az ərəb var. Təbii içində ayrı inanın hər millətdən içində var. Hər kəs istəyir Türkiyə, savaş Türkiyəyə qarşı savaşsın. Onlar da var. Və inanın onların içində bizim xəbərimiz var. Çeçənlərdən də vardır. Azərbaycanlılardan da vardır. Türkiyəlilərdən də var. Çinlilərdən də var. Belə hər millətdən də siz bunların içində var. Hər kəs ki Türkiyə dövlətinə düşmandır və orada hazır. Türkiyə dövlətinə savaşmaq istəyirsən, burada savaş. Olmuş Suriye demokratik güçləri. Nə Suriyə ilə əlaqəsi var bunun? Çünki internasional bir gücdür. Nə demokrasi ilə, demokratlığı ilə əlaqəsi var? Orada anti-Türk bir çetələr yığışmışlar, qatillər, adam öldürənlər, uşağa, qadına rəhm eləməyənlər. Adı olmuş Suriye demokratik güçləri. Burada dayanım. Sizin söhbətiniz varsa eləyin, gene de danışaq bu barədə. Sağ olun. Çox sağ olun. Sayın Oğuz Bey, bu konu bağlanmadan iki tane önemli şey de var burada. Biri de bu düşün. Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeyine girer girmez İran ordusunu çelmişti Türkiye'nin sınırına ve onun yanı sıra Ermenistan'la da Rusya. Ve bunu nece yani siz bunu nece değerlendiriyorsunuz? Bunlar ne fikirle yani bu işi gördüler? Bu, yani normalde bu nizami manorla önceden planlanar ve önceden de ilan olurlar evet. Bölgenin ülkelerine, komşulara. Yani ürf, adet budur memleketlerde. İlla da ki bir sınır, mesela bir memleketin ortasında olsa evet. Onda da çağırırlar, yani siz bakın Türkiye'de olan manorlara, Rusya'da olan manorlara. Öbür memleketlerden de nazirler, gelirler. Mənzur, yani bakanlar gələrlər, oturarlar, yani hətta öbür məmləkətlərin nizam adamlarını da çağırırlar. Yani çox planlı olar. Evet. Oturarlar, bakarlar indi tanklar olar, uçaklar olar, hər türlü. Nizami manor, nizami göstərir. Olur, hər yerdə olur. Və İran da elər bunu və çağırar onu burada. Hər il, çünki ordu elə həməşə saxlıqda qalmamalı ki, ordu gələk yeni silahını, hər şeyini təmrin eləməli. Ancaq İranın böyle bir planlanmış ve elan olunmuş manoru yok. Bu hərəkat, elbette bu hərəkat da birden ki başlandı oktobr ayının 9-unda. Öyle değildi ki de birden başlandı. Cənab Erdoğan ve Türk devlet adamları bunu uzun sürede değil. Yani bu güvenlik koridoru, güvenlik kuşağı ki vardı burada. Bu 7-8 ildiki söhbət olunur. Evet. Yani bu elə bu Suriye problemi başlanandan 2011'den danışılır. Evet. Hatta
yani Obama zamanından hatta Hillary Clinton deyirdi ki mən olsam yani Türkiye evvelinden danışırdı ki biz burada bunu istəyirik çünkü mülteciler hep ha tarafa gəlir, kuzeye taraf gəlir. Yani o bölgədə hər kəs öz məmləkətində bir problemi olmuş ha tarafa gəlir, Türkiye taraf gəlirdi. Yani Rusya'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan, Gürcistan'dan, ne bileyim Bulgaristan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan herkes bir dert görende Türkiye taraf kaçır. Çünkü Türkiye'de emniyedir. Orada rahat yaşayabilir. Ona göre Türkiye devleti öz isteğini bölgede hetmen uygulamalıdır. Öz menfaatlerini uygulamalıdır. Çünkü Türk milleti bir yere gideceği yoktur. Yani Türk milleti derde düşse hara gedəcək bunu insan düşünende bilmir ne. Yani haraya yani Türk milleti haraya gedəcəkdi. İndi Suriye'de bir Araba zulm olanında kaçır Türkiye'ye. İran'da bir Farsa bir Türkçe zulm olanında kaçır Türkiye'ye. Bir Türkçe zulm olanında hara kaçır heç yere. Türk mecbur yerinde dayansın çünkü o topraklar bizimdir. Bütün o arazi bizimdir. Ve ona göre gene de dönük bu şeye, bu ameliyata. Türkiye orada uzun süre bu ameliyatı istiyordu. Uzun süre bu ameliyatı planlamasındaydı. Hatta geçen 6 aydan planlamasındaydı. Defelerce ultimatum verilmişti ki, siz geriye çekilin. Çünkü biz sınırımızda tam yani kendin arz edeceğim sınırın o tarafı görünür ki. Orada Amerika askeri, Amerikan bayrağıyla bu YPG bayrağıyla gezilir. Ve o kendi o şehri indi Rasul Eyn olsun ne bileyim Gamışlı olsun o biri onlar hamısı Türkmen şehirleri. Bunlar işgal etmişler onlar. Ve etnik temizlik yapmışlar. Bunu yavaş yavaş bunu yerleşmişler. Bütün o bölgeyi siz görürsünüz. Suriye'nin Fırat'ın hani biz yalnız için oradan Fırat'ın doğusundan Fırat'ın şerginden başladı sayılacak. Hamısı Türkmen toprakları. Hamısı Türk toprakları. Diyelim ki 8 ilde bunlar IŞİD deyilen ne bileyim DAEŞ deyilen bu grupları adamları bir bir getirmişler İsrail'in İsrail'in eğiticileri İngiltere'nin ve Amerika'nın bunlar eğiticileri təlim vermişler bunları bir bir getirip bu bölgeye sokmuşlar özde en o istenilen bölgeye mesela gelip başka bir yere yok. Düz o Türkiye'nin etrafında. Türkiye'nin bütün o etrafında. Orada etmişler önemli yerler. Lap o əkine. Yani siz Haseka bölgesine baksanız en yaxçı əkilen Türkiye'nin, Suriye'nin en əkilen, yaxçı əkilen ve hasılxız yerler orada. Geçen defa da demiştim. İndi kütler siz Suriye'nin haritasına, nəxşesine baksanız en yaxçı yerleri kütler işgal etmişler. Necə işgal etmişler? Önce IŞİD'i getirip oraya koymuşlar. DAEŞ'i. Ve onu DAEŞ bunu elədi, DAEŞ olmuş bir en büyük bahane. Sonra DAEŞ'i, sonra kürtlere getirip, yani deyilənlere göre 30 bin, 40 bin Türk silah vermişler ki, gəlin bunları, DAEŞ'i yenin, DAEŞ'i koyun kənara, DAEŞ zalimdi, DAEŞ adam öldürəndi, DAEŞ belədi, DAEŞ elədi. Ha, bütün mesele DAEŞ'di ve IŞİD'di. Onları eşiye itəliyin, onları esir eləyin, öldürün onları hamısını. Ondan sonra benim qəşəh yadıma gəlir ki, benim özümün şəxsə yadıma gəlir, dokumentlər vardı ki, Türkiyə devleti dedi ki, siz bu qədər silahları, bu qədər həssas silahları verirsiniz bu kürtlərə, onda bunlar sonra o silahlar nə olacaqdır? Ha, bunları dedi ki, verir, dedi ki, bunların şümarələri var, silahları. Bunları alacaq bir-bir. Bunlardan bir-bir. Buyurun. Sayın Özbək, burada önəmli məsələ də var. O da budur ki, bunlara bu qədər silah verdilər. Ki bunlar DAEŞ'le savaştılar. DAEŞ'le bunların aralarında olan savaşı da görmüyoruz biz. Problem budur ki, Aziz Savalan Bey. Evet. Yani ben inanın ki, daha insani bakıram bu mesele. Yani o Kürt milletine de orada bu zulmü eleyipler, bu Kürt terörist grupları. Bunlar bu kadar pul. Gerçek budur ki. Yani niye, bazıları benden soruşur ki, size göre niye Amerika Kürtlerden üz döndürüp? Mesela üz döndürüp Amerika istediği grubu, çeteni kullanar, sonra lazım olmayan da inersin, gətsin başına koysun, gətsin evinin taxtasına koysun. Bırakacak da. Çünkü de Kürdün orada
Belki de yarın gene de kullandı. Ha, çünkü çürdün orada iş verişliliği yoktu. Bir derde değmez orada. Başından yanlışıydı kürdleri kullanmak. Yani terörist grubu getirip bir başka terörist grubun aleyhine işletirsen sonra ne olacaktı? Buna sözüme devam edeyim. Dediler ki böyle bu silahların şumareleri var, numaraları var, sayılar. Ulan bunlardan alacı. Nece inanırlar bu sözü? Hiç kes inanmadı. Ama Türkiye devleti inanır kimin göründü. Ama hiç kes inanmadı. Nece sen bu silahları verirsen bir alacaksın. Ve belliydi ki buraya gelip yetişecekti. Ona göre bunu bilirdiler. Türkiye devleti de bunu bilirdi. Hiç kes öyle değil ki biz bir şeyi biliriz, öbürü bilir. Yok. Çok adam illa da ki Türkiye devleti bunları bilir. Ne kadar da deseler ki biz aldandık eladık. Biz ona da inanmıyoruz. Niye? Çünkü bir nefer aldanır, onun yanındaki diğer. Orada Türkiye'de düşünce otakları vardır. Her devlette var, her yerde öyle de sadelik yoktur. Gelip buraya yetişmeyene, bu vaziyetin buraya yetişmeyene, Türkmenlerin öz yerlerinden sökülmeyene, Türk topraklarının bu vaze, bütün kan ve ateş içinde düşmeyene, Türkiye devletinin tabii ki sahmi var burada. İndi. İlan olunmamış, İran orada hiç ilan olunmamış, hiçbir şey, o da gelir nizami manor eliyor. Harada? Azerbaycan topraklarında. Urmiye'nin batısında, Batı Azerbaycan deyilen yeri, yani Azerbaycan'ın batısında doğrusu. O taraftan Ruslarla Ermeniler orada bir manor eliyor. Bunlar öz hazırlıklarını savaşa gösterirler. O taraftan oradan da topların ve tankların ve patlayışların da sesini gösterir oradaki mentari, oradaki Kürtlere, oradaki Türkmenler, oradaki bölgen adamlara da bunu gösterirler ki biz burada hazır. Ve böyle bir ilan olunmamış belli, nizami manor orada oldu. Bunu diyor ki Türkiye orada, mesela diyor ki girdi Suriye. Bazıları İngilizce'de buna incursion değil, el o da girme anlamına gelir. Ancak bazıları hamle olarak bunu işlediler. Hatta invasion, yani işgal olarak işlediler. Batı medyası ağırca Türkiye'nin bu işini gınıyır ve onun aleyhine gelir. Arap dünyası da aynı. Biz burada bakırız, görürüz. İsrail'de bunu gınıyır. İsrail devlet olarak. Filistin devletçiyi de bunu gınıyır. Yani bakın, gör kimleri müttehit edilmişik bizim. Türkçe gelende bunlar hamısı müttehit ettiler maşallah. Buyurun. Türkiye'nin iki tane dostum var bu arada. Yani benim gördüğüm yere kadar. Biri Pakistan idi, biri de Azerbaycan idi. Ya onlar sempatiktiler. Ama sempatikten öteye diyebilmiyorum. Bir de Macaristan devleti var idi sanırım. Macar devleti tabii. Ancak yine de dost diye, yani oradaki dost sözünü ben siyasette çok beğenmiyorum işletmeyeni. Ancak böyle Macar devleti bir söz burada bu cür oldu. Yani gınıyanlar gınıyır. Ancak bazı memleketler diyorlar ki biz Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Söz budur. Kaygılarını oradaki olan derdini. Macar devleti tabii, Macar devleti diyor ki anlıyor. Hatta Rusya devleti diyor anlıyor. Hatta Çin devleti bu hafta ilan elerdi ki biz Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Oradaki olan derdini anlıyoruz. Hatta Trump da bunu demiş. Yani Trump bilirsiniz ağzının her tarafından bir cüre danışar. Ancak hani aynı sözü Trump da demiş ki biz Türkiye'nin kaygılarını, isteklerini anlıyoruz mantıklı. Anlıyoruz yani demek onunla hemfikri ediyoruz. Yani anlıyoruz yani. Yani ona karşı değil. Buyurun. Sayın Boz Bey'le Trump iş üstüne gelenden sonra sanırım dolar seçmeye başladı Amerika'ya. Yani hatta yani orada o taraftan gelenler, Amerika gelenler ellerinde silah yok idi. Sadece kaçkın idiler. Onlara karşı dolar seçildi. Burada Türkiye'nin yani karşısında teröristler var. Yani %100 bunu şeylemelidir. Ama Türkiye hak vermelidirler. Bilsiniz maalesef bu teröristler ki biz değiliz, bu Türkiye'nin karşısındaki cüneyindeki Kürt terörizmi veya Kürt adıyla, yani Kürt milletini de burada yok eleme anlamına gelir. Bunu Amerika'nın planları budur. Şarj edelim biraz önce. Hemen gruplardılar ki bunlar Marksizm ve Leninizm adıyla gelmişler. Yani biz istedik eşitliği. Önce de şeyle halklarımıza, milletlerimize. Çok güzel ideallarını aslında. Ama indi gelip bir yere düşüp ki biraz önce arz edelim. Her
eski istimari memleketin özüne bir Kürt çetesi var orada. Bu burada. İndi dönək bu qınayanlara. Ərəbistan memleketi qınamış. Mısır qınamış. Mısır memleketi qınamış. Və İttihadiye Ərəb dediğimiz qınamış. Maalesef biz baxırıq, görürük ki, bu Əhməd Davutoğlu'nun bir sözü var idi. Mən Əhməd Davutoğlu'nun siyasətlərini heç bəyənməm və ona müxalifəm hər zaman. Əhməd Davutoğlu'nun bir sözü var, deyir ki, komşularla sıfır problem. Yəni bütün komşularımızla problemlarımız sıfır olmalıdır. Maalesef gəldik bir yerə yetişdik ki, Türkiyədə, ki Türkiyə komşularıyla sırf problemi var yani. Yəni başqa bir ilişkisi yoxdur. Yəni halbuki ilişki ekonomik ilişkilər olmalıydı. Elə məsələ bu Kürt devleti, otonomi devleti ki var Iraqda, onun Türkiyə ilə yaxşı ilişkiləri olmalıdır, Iraq ilə olmalıdır, hətta Suriyədəki kürtlərin, ancaq Suriyədəki türklərin, kürtlərin oyunu əldən vermiş Türkiyə. Nəzərini əldən vermiş Türkiyə, çünki Türkiyə hər zaman gec davranmış. Məsələ budur ki, bizim yəni indi orada o düşən o Türkiyənin İndi o toplar ki vururlar orada o bu terörist grupları daha aşağıya tərəf yani itirlər. Bunlar təbii bizim orada yararımızadır. Cüneyt Azərbaycan milli mənfaətlərinin yararınadır. Ne kadar ki orada bu terörist gruplar az olsalar Amerika'ya bağlı, İsrail'e bağlı ve Arabistan'a bağlı ki, bu terörist gruplar zayıf olsalar, olmasalar, az olsalar bizim nəfimizədir. Bunu demeliyik, bunu təyid eləməliyik, bunu hətmən vurgulamalıyıq. Ancaq bu məsələ çox gec. Yəni o üzümüzə, Türkiyə olaraq, üzümüzə, gözümüzə bunu bələşdirəndən sonra, sürtəndən sonra da indi bunun, yəni indi görürsünüz ki, dünyada Fransa da bunu qınıyır, Ərəbistan da qınıyır. Nə olmuş ki, bu nə işdir ki? İş olaraq düz işdir, işin özü düz işdir. Türkiyə mecburdur bu zənciri qırsın. Bu terör koridorunu kırsın. Türkiye böyle devam edemez. Bu bazen deyilir ki baka sorunu var. Yani baka sorunu, kalmak sorunu düzdür. Türkiye böyle devam edemez. Türkiye bir bölgesel güçtür. Ve bölgesel güç kiminde davranmalıdır. Ancak bunun gec olmalı ve bunun o bölgedeki milletlere karşı olmamalıdır. Türkiye orada hətmən ki bir yani Türkiye o ne deyirlər PR'ında public relation yani o bölgedeki milletlerle ilişki daha önemlidir. Nizami olarak nizaminin silahı ordunu basarsınız her yer isteseniz alarsınız. Türkiye de bu işi görebilir. Türkiye istediği yeri alabilir 30 kilometre değil 60 diğer alar 60'ı da. Yani orada problem yok. Türk ordusunda o güc, o teknoloji, o cesaret var. Önemli o değil. Önemli budur ki, o bölgenin milletlerinin ilişkisi önemlidir. Yoksa siz vuracaksınız. Hemen Arabistan, hemen Urdun. Mesela Urdun. Urdun dediğimiz gınır bunu. Ama maalesef bu da Türkiye, yani her şeyi Türkiye'ye yüklememeli. Yani Türkiye devletinin suçu. Yani biz öyle deyirik ki galiba her şey Türkiye devletinin suçudur. Ancak mesele budur ki Urdun krallığı, Urdun şahlığı. Gondarma bir satılmış bir devlettir yani bu Haşimi ailesi dedi. Arabistan'da demişiz o memlekette İran'ı kenara koysak en iğrenç, en geride kalmış, en kokumuş, çiftsamış düşüncelere, ideolojilere sahip gerici devlet Arabistan devleti. Onun yanında da görürsünüz. Bunların yanında kim durur? İsrail durur, Amerika durur. Böyle andemokratik ve gayrimilli güçleri bölgede kim support edilir? İmarat kimin, Qatar kimin, Kuveyt kimin, Amerika edilir. Yani biraz da bunları gerçekleri şey. Yani Türkiye devletinin o kadar da oynamak manövrası yoktur. O manövraya bir belli yer lazımdır. O siyasi olarak arz edilir. Urdun'la ne elemek lazımdır? Urdun gınıyacıktır. Urdun şahını da, ailesini de Amerika'nın bir kuklası kimin, bir oyuncağı kimin orada koyulub. Yani bu tarafını da ben mecbur oldum diye hükmetinizi. Biz tabi özümüzü qınamaqda yaxşıyıq. Mənim istəyirəm özümüzü qınamaq. Çünkü önce özümüzü eleştirmeliyik ki biz neyle? Mənə göre Türkiye devleti, Türk ordusu 5 il, 6 il önceden bu işi görmeliydi.
Ve o bütün neye görmeliydi? Öz milletinden, öz o misakçı deyilir, o misak topraklarında, o ehd-i misak topraklarından difa eləməliydi. Orada kalan Türk ailelerinden, Türkmen ailelerinden ve öbür milletlerden de, her kestden de difa eləməliydi, öz içine almalıydı. Sayın Oğuz Bey, aslında Türk ordusu bir neçə il bundan öncə Türk dövlətlərinin birinin orada məzarı var idi, Suriyədə. Girdi, getdi, o məzarı çəkdi, gətirdi. Bəlkə də o zaman Türkiyə girseydi Süleyman daha... Siz deyirsiniz de, bu Süleyman Şah Osmanlı doğru. Osmanlı ailəsinin babasıdır yani. O zaman gedib o qəbir oradan alıb gəlməklə... Yanlış idi. O yanlış idi. Süleyman Şah öz ömründə Süleyman Şah öz ömründə çox səfərlər eləyib. Çox yani səfər, savaş səfəri də eləyibdi. Çünki Moğollara qarşı savaşıb bir sürü. Və değişik türkü qruplarına qarşı Süleyman Şah savaşmış. Ancaq və səfər və cəzməyə dərz edəyim. Yani, o öylə səfər. Fəqət savaş səfər. Amma diriliyində bu qədər cəzməmişdi ki, ölülüyündə bu qədər cəzdi Süleyman Şah. Çünki o, dünyada məmləkətlərin, güclü və böyük məmləkətlərin başqa yerlərdə anklav deyilir, yerləri var, yəni yerləri var. İngiltərənin çoxlu yerləri var dünyada. Dünyada siz yer kürəsinə baxsanız, okyanusların arasında belə bir dənə orada ada var, orada İngiltərənin. Nə bilim, filan yer Danmarkanındır, filan yer Fransanındır. Və hətta başqa məmləkətlərin içində də var. Məsələn, Azərbaycanın görürsünüz ki, bu tərəfdə Naxçıvan var. İndiki Ermənistanın içində anklavləri vardır. Yəni, burayı çox adam bilmir. Rəsmi olaraq öyledir. Yəni. Rusiyanın başqa məmləkətlərinin içində və ya ətrafında Rusiya toprağından uzaqda anklavləri vardır. Bunlar olur, normal. Və onlara hörmət qoyulmalıdır. Öyle savaş bahisi olmamalıdır. Süleyman Şahın türbəsi və qəbri də orada var idi. Qaliba Süleyman Şah ya savaşda öldürülmüş, ya Fırat'tan geçəndə, çaydan geçəndə boğulmuş. Yəni belə bir rivayətlər var Süleyman Şah necə öldü. Ki, yəni çox, çox şərif və çox böyük bir insanmış. Təbii, ailə olaraq Osmanlı ailəsinin böyüdür. Qazi Ertuğrul onun oğludur. Və yəni çox Süleyman Şahın barəsində onun nə qədər yaxşı və çox güclü, hətta çox da yəni nə deyirlər? Sufi məniş birisiymiş. Həm savaşçıymış, həm sufiymiş. O zaman öylə çox gözəl ömrü var, yaşamı var. Siz Süleyman Şahdan söhbət elədiniz. Onu gətirdilər, onu Türk ordusu orada savaş olurdu o zaman. O zaman OSO var idi. İndi də var OSO var. OSO özgür Suriye ordusu. O zaman Türkiyə də, Amerika da OSO'nu tərəfdarlıq eləyirdi. Onu gətirdilər. Dedilər ki, orada savaş bölgəsində olmasın. Onu gətirdilər biraz Türkiyə sınırlarına yaxın. Sonra bir də değiştirdiler ya değiştirmədilər bilmirəm, amma hər halda o öyle olmamalıydı. Türkiyə, ərz eləyirəm, Türkiyə bilirsiniz bir yani global güc deyil. Bunu nə qədər də biz istəsək deyil. Bütün Türk dünyasının üzüyünün qaşı olan Türkiyə, ürəyimizin içi olan Türkiyə devleti ve ordusu global bir güc idi, indi deyil. Bunu bilməliyik. Ancaq bölgəsəl bir gücdür. Bu bölgəsəl güc kimin davranmalıdır? Yəni öz mənfəətlərini bölgədə mütləq tanımalı və onun üzərinə də əməl eləməlidir. İlla da ki biz nə qədər yəni üzgünlüyə uğruyuruq görəndə ki Iraq türkmenlərinin başına nə gəldi? Türkiyə ordusu orada duradı. Kərkükdə, Musulda və başqa yerlərdə və Suriyədə yəni onlar kət-bə-kət boşaldılıblar, etnik təmizləniblər. Öncə Daesh və sonra bu değişik YPG deyilir, hər nə, o qrupların əliyir. Hamısı yəni aynı. Onların əliyilə təmizlənib və etnik cleansing deyirlər budur. Olunublar. İndi Türkiyə ordusundan qalıb. Süleyman Şahın türbəsi də bunun bir göstərisidir ki, Türkiyə bir bölgəsəl güc kimin əməl etməmiş maalesef. Əssə oraya, yəni Rusiyaya baxın, Rusiya düzdür, global bir gücdür.
Ama bölgede de bölgesel bir güç kimin amel edilir? Eğer Ukrayna'da bir Rus'un burnundan kan gələndə oraya əsgər göndər. Sayın Oğuz bəy, əslində mən o misalı nədən vurdum? Yəni, əgər bu gün biz görürüksə, çoxlu ölkələr Türkiyəyə qarşı, Türkiyəni qınadılar ki, niyə girdin ora? Əgər o zaman girsəydi, çün savaşın şirin zamanı idi, o zaman deyə bilərdi ki, mən özümü qorumaq üçün girməliyim də. Düzdü, indi də aynı sözü deyil. Amma o zaman girsəydi, bəlkə bu qədər məmləkətlər Türkiyəyə qarşı danışmazdılar. Süleyman Şah türbəsinə görə girmək o öylədə qanuni görünməz. Yox, sadəcə o qəbr üçün demədim Sayın Oğuz bəy. Yəni indi 30 kilometr girir. O zaman deyirsiniz. Hə. O zaman girsəydi 30 kilometr daha yaxşı olardı. Yəni çox. Ancaq indi mən sizə deyim ki, bütün uluslar arası qurallara görə Türkiyənin bu indiki bu oraya girişi doğrudur. Qanunidir. Bunu yüzdəyiz. Ona görə heç kəs bir iş görə bilir. Ona görə, hə, deyirlər, qınırıq, hə, bəzilər də Türkiyə biraz o həddlərini, sınırları geçməsin. Yəni, ay, sivillər ölməsin, filan filan. Tamam. Ancaq Türkiyəyə qarşı düşmanca yazarlar var. Düşmanca danışanlar var. Orada Türkiyə devləti və Türkiyə ordusu kütləri, etnik təmizliyiri, bölgənin demografisini mənə önəmli olan söz budur. Bizə görə önəmli olan məsələ budur ki, deyilir ki, bəziləri deyir ki, Türkiyə orada o bölgənin, Asaka bölgəsini, yəni Fıratın doğusunun Tavraka qədər demografisini, milli yapısını dəyişdirməyə çalışır. Mən yalnız bunu demək istəyirəm ki, əgər biz dünən doğulmuşsaq, dünən bu dünya düzəlmişsə, düzdür. Türkiyə oranın milli yapısını dəyişdirəcəkdir. Və dəyişdirməlidir və filan. Çox gözlə, biz də bununla yanıyıq. Amma məsələ budur ki, əgər dünən doğulmamışsa, əgər dünən bu dünyaya gəlməmişsa, o bölgənin siyasətləri dünəndən başlamamışsa, elə 4 il bundan öncə, 5 il bundan öncə bütün o kətlər, o köylər, o yer, ərazi, türkmenlər yaşayırdılar orada, ərəblər yaşayırdılar, bir dənə kürt yox idi. Sakin olaraq, yoxsa kürt gəlirdi, gedir. Amma öylə yox. Kürtləri oraya Amerikalılar silahlandırdılar, gətirdilər və ərz elədim İsraillər eğitdilər, gətirdilər ki, IŞİD-lə savaşacaqsınız. Və Türkiyə və Türk millətinə və bütün Türk millətinə və Türkiyə devlətinə ən böyük həqarət, ən böyük əhanət o zaman oldu ki, Amerika devləti gəlir, deyir ki, mən müttəhidəm kiminlə? Bir terörist çətəsi ilə müttəhidəm. Bu iki həftə müttəhid burada durmuş Türkiyə devləti. NATO ilə orada 50 illik, 60 illik ittihad durmuş 1870-lərdən, 80-lərdən Amerikan ilə ilişkilik, dostluq filan deyilən dostluğu. O dostluqlardandır ki, adam ona gərək burada bir dostluq yox. Yoldaşlıq var, dostluq var, müttəhidlik var. Hər türlü Türkiyə, Türk əsgəri dünyanın hər yerində getmiş, ölmüş Amerikanın mənfəətlərinə görə. Amma orada gəlmiş kim ilə müttəhid olmuş? 4 dənə heçə sayılan, yox sayılan gərəksiz adam terörist qrubuna. Yəni buradaydı ki, demişdi ki, hər şey deyişdi və Türkiyə devləti və AKP də buna oyandı. Nə zamandan AKP maalesef bu kudutacıqdan, bu sözdə kudutadan sonra oyandı da yuxudan. Yəni, gördülər ki, yox, bunlar özləri də aradan gedəcəklər. Çünki bir gün bunları da qullanıb atacaqlar və qullanıb atırdılar. Çünki AKP-nin də iş başına gəlməsində təbii ki, bu dediyimiz güclərin səhmi vardır. Bunun yəni bir gizlisi filanı yoxdur, bəllidir. Bunların səhmi var, elə bu güclər bu Orta Doğu projəsinin uygulanmasında AKP-nin belə çox da qəşəh səhmi vardır. Bunları da qullanıb eşiyə atacaqdılar. Fətulla Gülən kimin adamları, onu o düşüncədə adamları ki, onlar devlet olmuşlar, elə zaten devlet onlar idilər. O bəziləri deyirlər ki, onlar devlətə sızmışdılar. Sonra da bazıları deyirler ki, yok, devlet olarak sızmıştı. Evet. Onlar, yani o Fethullah çeşit grubu, Amerikan İslamı çeşidi Türk devleti bunlar. Orada kurmasıyla, bütünlüğüyle o bir köle kimin, Amerikanın o zincir kulağında, bu boğazındaki bir köle kimin, yani milli bir devlet istemir, demokratik bir devlet istemir. İnanın ki, %100 ben sizin hizmet üzere arz edeyim ki, Amerika, Türkiye'de seküler
Sekolar bir devlet istemir. Atatürkçü bir devlet istemir. Milliyetçi arz edemir ama milli bir devlet istemir. Yani o milletin menfaatleri. Milliyetçi hala bunların borcu olsun. İstemir. Hala MHP öz yerinde dursun yani. Buyurun. Sayın Oğuz Bey, mezarlık dünyada da gülmeli şeyler vardı. Özellikle de şifanperverin ağlaması, ay bizi neden bizi öldürüyorsunuz sonra ve daha önemlisi dünene kadar Türkiye'nin taraftarı olan Lindsey Graham. Evet. Düz telaffuz edebildim ya yok. İyisiniz de yapçıdı ha. O yüzden ben yani bu adam da dünene kadar Türkiye'nin taraftarıydı. Bugün bu kadar sert Türkiye'ye karşı. Size bey bunlar nasıl değerleniyor bey? Bunlara bu bazı hayvanlar vardı. Ben fikirim Türkiye'den ona samander derler, bugalımın derler ki. O böyle oğlan yoldaş gibi bir hayvandı. Doğru doğru. Susmar derler ha. Tabii. Ne diyorsunuz siz ona? Kertençeler de ha. Kertençele. Ama o rencini değiştirene ne diyorsunuz? Kertençeler de rencini değiştirir ha. Bence onlar aynı şekilde gruptandılar. Bu galamın değil. Ne? Türkiye'de bu galamın ona dille çünkü rencini tez değiştirir. Doğru. Bu hayvan, bu çertençele oğlan yoldaşı değiller bizler de fikirli. Bu çertençele durar bir yerde mesela görürsen bu bir şeyin bir tarafı kırmızıdır, o bir tarafı sarıdır. Görürsünüz ki bedeninin bir tarafı kırmızıdır, bir tarafı da sarıdır. Bu siyasetçiler ki var dünyada. Evet de siz şivanperveri dediniz. Şivanperver ki siyasetçi değil, yazık. Hanendedir. Yani pul verersiniz okuyor. Şimdi pulu verirseniz ha tarafı okusunuz desiniz o. Mesela Erdoğan'ın yanında okuyor. Pul verirsen okuyor. Cedir o tarafta başka yerde de Amerikalılar ona pul verirler. Tabii. O da okuyan ne diyor? Urmiye Kurdistan'a. Öyle bir okuma var. Sayın Öz Bey o şarkısında sanırım da bir yer koymamış kala. Hamısını Kurdistan'a. Yok tabii tabii. Londra Kurdistan'a. Tokyo Kurdistan'a. Tabii. Ne bileyim. Koşaçay Miyandabı değil, Koşaçay değil, Urmiya. Gazvin'e kadar değilmişti sanırım. Gazvin, Zancan, Tehran, Tabriz. Da diyorum da Manzume-i Şamsi Kurdistan. Manzume-i Şamsi Kurdistan'a Parallel Universes. Paralel Üniversiteler de Kurdistan. Maalesef bu mentalitanı bir Kürt'ü militanına vermektir ki bu derdi bizim bölgede başımıza getirir. Bunlara deyirik, gülürük. Ancak mesela bu da ki, elə bu mentalite ki, bütün bu bölge Kürdistan'dır. Bilirsiniz ki, İran'ın içinde de deyirlər ki, bu şuarlar deyirlər ki, her yerdeki Kürt yaşayır, orası Kürdistan'dır. Ah, çok güzel. O mantık, o mantık doğru değil, o mantık bir tane kətçinin, bir tane köylünün, bir tane besavadın, bir tane çok ağıldan yoksun olan bir adamın mantığıdır. Eğer o mantığı biz her yere uygulasak, olmaz ki, öyle yaşamak olmaz ki. Şimdi dünyada 4 tane Çinli gelir bir memlekette yaşıyor, orada bir dükkan açırlar, 4 tane Çinli bakkal, orada oldu Çin, yok. Ya Amerika'da 72 milyar, Amerika'da 72 milyar yaşıyor. Dünyanın herkes anasından küsür gelir, Amerika'da yaşıyor. Orada oldu yani, bu taraf Hindistan oldu, o taraf ne bileyim, Türkistan oldu, o taraf değil, öyle değil. Çünkü bu mantıkçı her yerde Kürt yaşayır, 4 tane Kürt orada gidip adam satmak, ondan sonra ilaç satmak, uyuşturucu satmak, da ben adam satmak yerinde her şey, yerinde, onun içinde her şeyi dedim ona göre çok yerlere inme istemiyorum. Adam kaçakçılığıyla, ondan sonra uyuşturucu kaçakçılığıyla, silah kaçakçılığıyla. Getirip orada ev almak, ondan sonra kendi milleti orada kendi milletini orada incidip kendi Kürtleştirenden sonra orası Kürdistan'a, o Kürdistan'a olmaz. Yani böyle devam etmez. Bir defa olar, bir kendi olar, ikinci kendi. Sonra gelesen öyle bu şivanperverin ya benim ona bakanda yüreğim yanır ve onun ağzına bakıp inananlara yazığım gelir. Ki bu mentalite, bu düşünce ki biz diye her yerde Azerbaycanlı yaşa sonra Azerbaycan'dı. Her yerde Türk yaşa sonra Türkiye'dir. Bu olmaz. Ha, olur. Severek olsun. Ancak doğru budur ki, gerçek budur ki, herkes dünyanın merkezi değil. Şivanperver de dünyanın merkezi değil. Ona gördük. Hala orada deyir ki, Urmiye Kürdistan'ı, Tebriz, Zancan, Mahabat, bu şeyleri deyir.
Kürdistan'dı. Maalesef görürsünüz şu iki günden sonra düşü bağlamağa. Ve bazı suallar soruşur orada. Öyle ağlıya ağlıya. Bir bizi niye vurursunuz? Niye çoklu niye soruşur orada? Yoldaşlar isteseler onu bu bölümünü kesip ona Şivanperver'e. Ben Şivanperver'i yakçı tanıyorum yani. Ve o Şivanperver'e göndersinler. Ben bu işi görmeyeceğim. Ki o niye bu işi görürsünüz? Niye Türk askeri mesela gelir girip de indiriyor bu Barış Pınarı harekatına karşı danışıktı? Niyesinin cevabı çok bellidir. Çünkü siz silah alıp Türk ordusunun Türk devletçiliğine karşı hareket ediyorsunuz. Bunu hiçbir devlet kabul etmez. Evet. Hangi devlet dünyada bunu kabul etse, siz deyin, yani hangi devlet, İngiltere devleti, Rusya, Çin, ne bileyim Amerika, her yer, hangi bir devletin adını deyin bize, ki o devletin aleyhine biz çeteler kurup, silahlanıp, ağır silahlarını ve stratejik silahlarını, hassas silahlarını ona karşı edecek, o devlet hiç görmeyecekti. O devleti bize deyin, biz gedek orada bir devlet kuraktan. Biz özümüz gedek orada bir Azerbaycan kuraktan. Ciddi değilim. Yani gedek biz de orada gedek diyor ki mesela Rusya koyar ki bir bölge, bir büyük bölgeni orada Azerbaycan eli. Öyle değil. Memleketler öyle düzelmez. Devletler öyle düzelmez. Devletler silah götürüp sen hangi devlete karşı savaşsın? O diyor sen benimle savaşmaz. Savaşırsan savaşarsan. Ve silahın aleyhine de silah. Budur. Siz o zaman için Cenab-ı Şivanperver diye niye bu işi görürsünüz? Niye bizi mazlum duruma sarırsınız? Niye bizi vurursunuz? Çünkü siz bu toprakları Türkmenlerden alanda niye demirdin sen? Aynı vicdanın niye aynı zaman sızlamırdı? Kerçük'te Türkmenleri katlam edip Kerçük'te Türkçe sept ehvalda bütün yerlerin, evlerin tablolarını yandıranda. Ve bütün o Türkmenleri darmadı. Yani orada yani Irak siyasetinde, Irak devletçiliğinde indi bir Türkmen elementini görmedik. Kulağa danışmışım diyeceğim. Evet. Suriye'de de böyledir. Yani Bayır Bucak olsun ya başka Türkmen yerlerinde. Şimdi biz bunları görmüyoruz. Ama bunların ele bu SDG düzelttiği gruplarda Ermeniler var, Asuriler var. Bu yukarı kademelerde. Şivanperver'in öyle o şiven etmeyi, şiven edir orada. Onun cevabı ve suallar soruşur. Bana göre sualları yerli sual. Çok değil. Niye bu işi görürsünüz? Çünkü siz burada 10 ilde orada bizi Türkmenleri kan uddurursunuz Suriye'de. 20 ildi, 30 ildi ve ondan da çoktu Irak'ta Türkmenlere kan uddurmuşsunuz. Katliam ediyorsunuz. Etnik temizlik yapmışsınız. Bu burada bu haritalar siz çekinirsiniz. Bunlar Kürt haritalarda. Bu haritalarda bir tane Kürt kabir taşı yoktur. Bir tane kabir taşı. Çünkü onun üstünde yazar. Bu adam filan yerde, filan zaman ölmüş ve bu. Şivanperver hanende, Şivanperver deyir ki Kürtler Türk devletini devletleştirmişler. Orada deyir. Deyir ki unutmayın Salahattin Eyyubi'ni unutmayın ki Salahattin Eyyubi'ydi ki bölgede kahramanlık elədiklər. Bunlar maalesef bizim içimizden de, bizim özümüz Güney Azerbaycan Milli Hareketi içinde de bazıları var ki hala da İran'ın ve başka yerlerin mesmum bilgilerinden öyle düşünürler ki Salahattin Eyyubi Kürdümüş. Salahattin Eyyubi'nin Kürd olmağı, Türk olmağı, Arap olmağı çok da önemli değil. Salahattin Eyyubi İslam ordusunun ve Türk ordusunun illadaki Selçuk ordusunun ve Zengi ailesinin en büyük kahramanı ve serdarıdır. Bunu bilirik. Bunu bütün tarih böyle yazır. Ancak o önemli değil yani Kürt olsa. Yani Kürt olanda yakçı mı olur pis mi olur? Hiç asla. Yani Kürt olsun. Ancak faktlar ve gerçekler ve senetler budur ki bunun ailesi Zengi, Salahattin Eyyubi bir özüne Kürt olabilmez ki. Bunun ailesi gerek bir eşireden bütün ailesinin adları var, kardeşlerinin adları var, babasının adı var. Bu ailenin adı var ahı bu. Çünkü balaca bir aile değil bu Zengi ailesi. Selçuk ordusunda bunlar gitmişler o zaman Misir'e kadar her yeri yedip almışlar. Ve bunlar o bir ailelerle savaşmışlar bölgede.
bu ki Selahattin Eyyubi'ni yanlışça bir nefer bir yerde kürt yazmış, orada çok alifbasıyla yanlış olmuş, onu kürt okunur. Her yerde car düşmüş bu anti-Türk cüzlerin içindeki Selahattin Eyyubi kürttür. Yani ahirde o yere gelir adam yetişir ki istiyor diye tamam da kürttür. Neyini? Şimdi bu Selahattin Eyyubi kürt oldu bir nefer bile. Kudüs'ü Haçlı ordular gelmiş almış. 90 ilden çok idare elamış. Ondan sonra bizim için bizi yenmişler. Kudüs'ü Beytülmukaddes elimizden almış. İçimizden Selçuk orduları gitmiş. Oranı yenmiş, almış ve çok da merhametine ele hemen o zalim gattar ordunu oradan ve o Haçlıları oradan sürmüş eşiğe ve çok büyük imparatorluklar yaratmış. Misr ve Suriye üzerine hükümetler yaratmış. Yani ele bu Zenci ailesi ve Selçuklar. Burada yani biz o kadar hiç, bizde bir anti Kürtlük yoktur. Kürt olsun. Yani çünkü o Şıvanperver'in dediğine göre değil. Yani bizde öyle bir anti Kürtlük yok ki biz daha o Kürt değil. Ama biz biliriz ki bütün sanatlar her şey. Bu bir ilmi bir meseledir ki tarihe bakanda görüş yok bu Türk ailesi. Çünkü bu tekine bir Kürt olabilmez. Olmaz ki birinin bütün ailesi Rus olsun ama bir nefer bu aileden olsun mesela. Madagaskarlı olmaz. Bütün ailesi var. Hamı tanıyır bunu yani öyle görmemezlikten gelecek bir aile değil. Erzeyir'e böyle büyük hükümetler yaratmış bir ailedir bu. Zenci ailesi. Ve Zenci ailesi bellidir. Ben onu okumuşam. Evvelinden ahirine için okumuşuk. Biz Haçlı Savaşları için okumuşuk. Hamısını Haçlı Savaşları başlangıcından sonuna kadar okuduğuma göre de ki ben Zenci ailesini tanıyırım ve Selahattin Eyyubi'ni ki Ve bunu Şıvanperver'e cevap kimin arz eledim? Niyelerine cevap. Niye bu işi siz orada başka global güçlere aldanıp bölgenin milletini, Türkmenini de, Kürdünü de, Arabını da katliam ediyorsunuz? Etnik cleansing ediyorsunuz. Etnik temizleme ona göre bu cür olur. Cenab Şıvanperver. Siz ağlıyorsunuz, hamı ağlıyor orada. Ve uzun sürede hamı ağlıyor orada. Türkmenler de ağlıyorlar. Ham ağlıyor. Bu buradan. Şimdi Lindsey Graham'a geldi. Lindsey Graham Amerika'nın Lindsey Graham'ın Şıvanperver'in çok farkı yok diye. O da hanendadır. Pul alır. Hanendeli eliri. Bu da pul alır. Siyasetçiliği eliyor. Ciddi arz eliyorum. O, geçen defa Giuliani dedik ya her şey çok pul verirse Giuliani ona taraf. Özür istiyorum. Hürer. Yani bunlar gerçek oturup yani bir ağır samballı siyasetçi değiller ki. Herkes bunlara pul verirse. Giuliani'ye mesela mücahitler çok pul vermişler. Mücahitlerin şivesiyle havlıyordu bu Giuliani. Şimdi bu Lindsey Graham. Şimdi bu Lindsey Graham arz edeyim hükümetize. Burası biraz gülmelidir bizim danışıklarımıza. Hatmen ki Lindsey Graham kimin adamlar Rın barasında danışmak önemlidir ki biraz da gülah. Şimdi iki tane Rus prank eliyan var. Prank, bizde ne deyilir? Telefon müzahimi. Müzahimi telefonu deyilir. Bu Zahurullah'a telefonda birini ele salırlar. Onu ne deyirik biz? Türkiye'de ne deyirler onu bilmirik. Herhalde bu telefonda Zahurullah mesela özünü, sesini ayrı adama benzedir. Danışır, ele salır. Lindsey Graham'a iki tane Rus profesyonel telefon alaycısı telefon etmişler. Elbette Amerika'nın istihbaratı diyor ki bunlar Rusya'nın istihbaratına da bağlıdılar. Ancak belli değil. Bu iki genç ki işi budur. İşi dünyanın politik adamlarına, önemli adamlarına telefon edip onları ele salıp, maskara eleyip ve onu zapt eleyip ve sonra yaymaktır. Bunların işi bu. Bilirsiniz bunlar prankster değiller İngilizce'de bilmiyorum. Yani bu şey eleyen, alay eleyen, maskara eleyen. Ama bu ciddi olmuş şimdi. Bu şukluk ciddi olmuş. O da nedir ki? Bu iki genç, bu iki oğlan telefon elenmişler Ağustos'un sonunda. Ağustos'un sonu. Yani ele bu iki hafta, üç hafta bundan önce. Telefon eləmişlər bu Lindsey Graham ki South Carolina'nın, Güney Carolina'nın neydi? Senatorudur. Onun ofisinə telefon eləmişlər. O da məclisdədir, rəy verməkdədir. Demişlər ki, Türkiyənin
Savunma Bakanı telefon edipti. Hulusi Akar böyle bir şey demiş. O da telefonu götürmüş. Hatta meclisten çıkmış eşiğe, üçün orada dirçimen ray verirdim, çıktım eşiğe. Ne döneceğim ray. 16 dakika küsürmüş. Bunu da zapt edilmişler. Ve bu o iki genç ki bu şokluğu eleyipler. Onlar yayandan sonra bunun aksi de mecbur olmuş onun bazı parçalarını yaysın ve kabul etsin ki bu iş olmuş ve özü bir haber olmuş Amerikalarda. Bunu isterim. Hatmen Türkiye'de olan milletimizde bilsin bu. Lindsey Graham ki indi öyle havluyor ya Türkiye'ye karşı. O telefon danışığında ne diyor? Telefon danışığında ele düşünür ki bu telefon danışığının hamısı var yani 16 dakika küsür. Şimdi o içi gençleri yaymış. Ama Amerika'nın sitelerinde hamısı yayılmır. Onun inskripti, o danışık yazılır ve bazı bölümleri. Orada Lindsey Graham ki Amerika'nın ve Trump'ın da yakın yoldaşıdır yani Amerika'nın senatörüdür. Öyle zannediyor ki kiminle danışır? Cenab-ı Hulusi Akar'la danışır. Ve o bundan suallar eliyor falan. Tabii bunu ele salıplar. Bu deyir ki ben Trump'a demişim. Trump Cenab-ı Erdoğan'ın laf böyle yakın yoldaşıdır. Erdoğan çok sever. Ben bu yardıma gelenler deyirim. Ondan sonra deyir ki biz defalarca demişik ki Obama'nın yanlışıydı ki YPG'ni düzeltti. Obama yanlış, Amerika yanlış yaptı ki terörist organizasyon YPG'ye silahlandırdı ve onu Türkiye'ye karşı koydu. Biz Türkiye'ni anlayırız, Türkiye'nin menfaatlerinin yanındayız. Biz istemiyoruz ki YPG Türkiye taraf yayılsın, böyle değil yani, Türkiye taraf yayılsın. O kelimesi öldü. Ve böyle şeyler değil. Ve deyir, biz mutlak Türkiye'nin yanındayız ve Türkiye'nin menfaatleri biz anlayırız böyle. Böyle danışır. Ve %100 deyir ki, biz Obama'nın YPG'yi düzeltme siyasetlerine karşıyız. Aslında YPG'ye bu Kürt terörist organizasyonlara karşı bunlar bizim derdimize değmez. Orada. Ondan biz iki hafta, üç hafta sonra görürüz ki, şimdi bu hemen bu, yani yüzde, yani görün ki eşte nece danışılır, bunlar öz içlerinde nece danışılır. Çünkü o öyle zannediyor. Şimdi büyük bir biyabırçılıktı bu. Lindsey Graham zatına. Yani bu özü etiraf edilir ki, yani bunlar yani Amerikan hükümeti, Amerikan devleti bunları destekliyor. Bəli, bəli. İndi çox çox da bəli. Çünki bilirsiniz bunu bu YPG deyilən və bu SDG deyilən terörist qrupların əlindəki silahlar, eğitimlər bəllidir. Siz Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinə baxın. Neçə dənə silahlısı var? Neçə dənə eğitim görmüş adamı var? Hatta eğitim görmüş bir elmi adamı da, araştırıcı adamı da yoxdur. Herkes özündən, öz vaxtından, yani baxın da siz özünüz görürsünüz. Herkes de bir şey yazsa içeride, bir şey danışsa, bir şey dese bir yerde unuturlar. 10 il, 15 il, 16 il, 20 zindana salırlar. Hiçbir organize olmuş, gruplaşmış bir iş yoktu. Ama siz bakın mesela bu terörist organizasyonlara. Sözde Kürt terörist organizasyonlara silahlanmış, ordulaşmış, serbestler böyle durmuşlar. Hala şov yapmak için de kadınları gösterirler. O kadınları getirip öne koyurlar ki, yani biz o kadar demokratik ki, yani değiller belki demokratlık odur. 4 tane kadını da gösterirler ki, kadın elinde Kalaşnikov tutmuş. Halbuki ile hemen kadın, ile hemen o Kürt kadını da vurur, Türkmen kadını da vurur, Arap kadını da vurur, o bölgenin kadınlarını vurur o kadın. Mesele budur. Mesele kadın meselesi değil. Ama bunlar istiyle dünya medyasında. Türkiye harda geride kalmış? Türkiye burada geride kalmış. Public relation'da yani ilişkilerdeki göstersin diye medyası. Çünkü Türkiye'nin medyası geçen 15 yılda yavaş yavaş kısıtlanmış olmuş Türkiye, olmuş devletin medyası. Olmuş AKP'nin medyası. Türkiye AKP medyalığından çıksa işe, öz medyası, azat medyası, eşte her yerde koysa ki medya öz işini göre. Türkiye'nin medyası da, çünkü o milletin medyasıdır, o oradan kalkmış medyadır. Dünyaya elan eder ki budur ve menfaatlerini elan eder. Ama 4 tane terörist
Getirir 4 tane kadın koyur öndeki səfə, elinde Klaşnikov. Dünyaya böyle bir imaj verir ki, görüntü verir ki, ay biz o kadar demokratik ki, bizim kadınlar bizim orada savaşırlar. Kadının savaşmağı. Yaxşı değil, Türkiye ordusunda da kadın var, Azerbaycan ordusunda da kadın var. Yani o önemli değil. Ama mesela bu da ki, senin bu gösterdiğin demokrat kadın, ki adını da demokrat koysan, sen öz milletin. En büyük zararı Kürt milletine, Türkmen milletine, Arap milletine, Türk milletine vuran o bölgede birinci olarak Kürt milletine, bu Kürt teröristlerdir. İnanın. Ve zaman olarak da görürsünüz, geçen 40 yılda da görürsünüz, bu olacak da bu. İndi İran'da sizin bir sorunuz varsa varım, soruşun ben İran'a istiyorum. Buyurun. Ben de son olarak İran'a dönecektim. Yani indi dünyada biz biliriz ki Türkiye'nin düşmanı çoktur. Yani Türk milletinin yani fark edemez. Güney Azerbaycan olsun, Kuzey Azerbaycan olsun, Türkiye olsun. Türk milletinin düşmanı çoktur. Ama bunların en başta cideni de İranlılardır. Yani Farslardır. Yani bugün bakırız. Özünü İranlı bilenlerdir. Tabii. Türkiye bu savaşı başlayandan beri, yani özünü korumağa başlayandan beri de özür diyeyim. Gerçek yok. İran'da ölüm olsun Türkiye şuarları verirler. Yani bu, çünkü İran'ın rehberleri, niye Khomeini'si olsun ya Khamenei'si, bunlar deyirler ki, biz rehberi Müslümini cahanlık biz. Yani dünyadaki Müslümanların rehberidir bu. Yani Sayın Oğuz Bey, bunu da burada artırmak istedim ki, yani biz buraya kadar neçə ildi, yani bunu sesi səsləniriz ki, Türkiye hakimiyyəti də bunu eşitsin ki, İrandan Türkiyə dost olmaz. İran bugün dostluq söhbəti eləsə də Türkiyə ilə. Arxada biz onların yazılarını oxuruq, məqalələrini oxuruq, yəni onların dilində. Türkiyə dövləti onlardan, bizdən çox bilir onları. Yəni, artıq yenə də görməlidir, yəni, Sayın Oğuz bəy. Yoxdur, hətta görməlidir. Baxır, amma görmək başqa məsələ. Yəni, əməldə də bilməlidir. Onlar bunlara qarşı bu işləri görürlər. Hə, biz səninlə dostluq deyirlər. Arxada öz işlərini görürlər. Erməniyə gəlib meydan verirlər. Arxası, bilirsiniz, da indi bir yerə yetmişdir, arxası yoxdur. Bu iş açıqdır. Təbii. Bu oyun, təbii arxası, yəni belə o açıq oyunun arxası da var. Onu da deyim, ancaq bu oyunlar kendi görürsün. Yəni, İran devlətçiliyi. İran-Fars devletçiliğinin Türk düşmanlığı gizli bir mesele değil. Yüz yıldan çoktur bu. Yani Qacar'ın sonlarından bu açıkça bellidir. Bir yerde ki getiresen Türk dilini qadağan eləyəsin. Ve Türk kələməsinə, özünə, milletine, torpağına, tarixine çeşit, değişik növ həkarətlər ehtiramsızlıklar eləyəsin Türk milletine. Bilirsən de televizyonunda, radyosunda, gazetinde Fars milletinin eliti, şairleri, yazarları, film düzeltenleri hamısı Türk'e ehanet ile, Türk'e hekaret ile tanınırlar. En büyük geçmiş yüzyılda Fars şairini siz bana deyin, ben deyim. Fars yazarını, Fars alimi, Fars intelektualı diye bizde bir şey yoktur. Niye? Çünkü Fars intelektualı o biri milletleri görmelidir. Hamısı Fars'ın meşhurlarına bakın. Hansı Türk milletinin orada yok olmağından, əzilməyindən, fəlakətindən söhbət ediblər? Ona bu ne intellektuallıqdır? Aydın məsələn, Rövşən Fikri Fars deyirlər bu. Fars'ın Rövşən Fikri olmaz ki. Fars'ın Rövşən Fikri olsa, elə o hemen Farsistan'da, hemen Fars milletinin, Lor milletinin, nəm Kürt milletinin, Ərəb milletinin, Türk milletinin məsələlərini danışır. O milletin məsələlərini danışırdı. Bizim Türkiye'nin bu bazı solcuları yazardılar o zaman. Ne bileyim, Nikaragua'da böyle oldu, Kuba'da böyle oldu. Yoksa Che Guevara'nın aşığıdırlar. Bu Türkiye'nin solcuları. Yoksa Türk milletini bırakmış. Milli solcu değil. Yani milli, ne bileyim, milli sosyalist değil. Ben gitmiştim Oganda, ciddi diyorum yani bunları. Ben, Oganda'daki milletten, halklardan yazar. Onlar da millet demirler. Halk. Halk ayrı bir anlamı var olan. Bizim Rövşən Fikri Fars deyilən de aynı. Görürsün, öz milletini orada bırakmış geçmiş Kuba milletini, ne bileyim Peru milletini bunları danışır. Ciddi deyirəm. Yani bütün şehirler, edebiyatımız, Fars edebiyatı bunlardır. Buyurun. Sağın olun. Bunlar çok cahilidir. Bunlar hamısı gelirler Türkiye'de, tatile gelirler. Antalya, Bodrum'a. Oralarda gezerler. Yayda deniz kranda yatarlar. Sonra gedərlər, Türkiye'nin dalınca yazarlar. Yani Türkiye sanki bunların rəqibi Türkiye'dir. Avrupa gelişmiş, Amerika gelişmiş,
siz eğer rigabet istiyorsunuz bunlarla mümkün. Türkiye'nin neden el çekmiyorlar anlaşılmıyor. Ya normaldir bilirim Sayın Özbey. Yani Türkiye bir öyle bir ülkedir ki orada, yani o mentekede, o bölgede ki Türkiye gelişmiştir. Onlar her zaman Türkiye'ye yetişebilmezler. Türkiye'nin çölgesinde kalacaklar. Ama konşunun yaxşı olması, konşu için yaxşı var. Ama bunlar istemirler. Konşuların pis istirler olsun. Onlardan aşağı olsun. Farslar Türkiye ile komşu değiller. Farsistan ayrıdır. Orada Azerbaycan var, Türk milletleri var. Böyle olmalıdır. Öyle olacak. Evet. Ancak bunu demek istedim ki, ben Fars intelijensiyası yoktur. Fars aydınlığı, röşanfçiliği yoktur. Çünkü olsaydı biz geçen yüzyılda görürdük. Bunun böyle o, fakat Fars diyende ben Fars milletini, Farslar demiyorum. Bunun içinde İrançılar var, bunun içinde Türkler var ki, yani hemen Fars deyilen, yani o yerde karar kapılır. Yani etnik olarak Türktür ama Fars edebiyatı, Fars edebiyatını yaratmış. Herhalde aynı ağırlıkta dinçiler de böyledirler. Görürsünüz ki o İran'ın ve Fars'ın dinçisi bunun içine şey de yer alır, ha o içinde Türk olanlar fark edemez. İran-Fars mentalitesinin dinçisi, görürsünüz ki o milletin Hasan'ını, Hüseyin'ini, Ebu'l-Fez'ini bırakmış öz komşusunu. Gelmiş başka bir milletin, başka bir illerde, başka bir min illerden önce o zamanı yapışmış. Yani milli meselanı, o komşusu Hasan'ın, Hüseyin'in, ne bileyim, o öz şehrin, öz mahallesini bunları düşünmür. İndini düşünmür. O da uzaklara bakır. Arz edeyim, bu solçusu da böyledir, dinçisi de böyledir. Ayrı yerlere bakılır, milli değil. El onun Farsı da milli değil, o Farsa uyan ve aldanan Türk'ü de milli değil. El aynı istikamette görürük ki Hümeyni veya Hamne'yi veya İran devletinin başçıları deyirlər ki İran Müslüman, İran rehberi, İran'ın vilayeti fakih rehberi, Müslümanların rehberidir. Dünyadaki Müslümanların lideridir. Ve İran Ümmül Gürayi Cahandır. Yani dünyada İslam'ın merkezi İran. Çok güzel. İslam'ın merkezi İran'da necə ola bilər ki mercibel Türkiye değilsin? Türkiye ölüm değilsin. Yani bu ziddiyeti, bu tezatı, bu paradoksu haraya koyabilir. Çünkü dünyada diyeceğim ki 1400 yılda İslam'ı biz tanıyoruz. İnsan tarihinde 1400 yılda İslam var. Hazreti Muhammed'den indiye kadar. Çok güzel. Bir metre kare, bir metre mürebbe toprak bu yeryüzünde Fars ordusunun eliyle İslam toprağına katılmamış. Herkes diye, herkes, ben hazırım öz yoldaşlarımızdan, yoldaş olmayanlardan, desin ki filan bir metre mürebbe Fars ordusu ciddi oranı kattı İslam ordusu, İslam topraklarını. Bunu her bir Azerbaycan Türk'ü, Güney Azerbaycan Türk'ü bunu eşitmeli ve düşünmeli. Özü özünden soruşmalıdır ki hansı metri mürabbani ve neçe metri mürabbani Fars ordusu, İran ordusu almış İslam ordusu, İslam toprağı etmiş. Ama siz bakın ki Ümevi'den sonra, Abbasi'den sonra bütün Türk ordusu ve fakat Türk ordusu İslam'ı dünyada yaymış. Şimdi ya kılıncına ya ilmine, bilimine. Danışığını, İndonezya kimi, Atça kimi, ne bileyim Filipin kimi. Siz düşünün ki burada dünyanın en çok Müslüman memleketi, yani İndonezidir ve o Malezidir, o bölgede yaşayanlar ve başka yerler, bu Avrupa'da ve dünyaya ki bu kadar İslam yayılmış, bunlar Türkler ilemişler. Hamı deyir bəs ki İslam Ərəb, İslam Ərəb. Ama ancak geçen 1000 ilə 1200 ilə baxırıq görür ki bu İslamı Ərəblər yaymamış. Ərəblər en son İspanyanı Ümeviler almışlar ki o da oradan vurdular, attılar işi. Sonra Türk orduları, Türk cavanları, Türkler ölmüşler, ölmüşler, milyonlar, milyonlar bu min yılın içinde ölmüşler ki dünyada İslam var indi. Ve İslam büyük bir din olarak tanınır, 1.3-4-5 bilyon ve büyük bir araziye sahiptir. İslam ve Müslümanlar. Buna Türk askeri, fakat Türkiye arz edemiyor. Buna Türk askeri, buna Türk milleti bahis olmuş. Hala İslam barasında danışırıq.
İndi özünü Müslüman sayan İran hükümeti, özünü Cumhuri İslamı sayan hükümeti izin verir ki, Sənəndəşdə, Urmiyədə bu öz şəhərlərində Türkiyəyə ölüm olsun deyilsin. Bu təzad istəyirdim ortaya atam ki, görün kim kimə deyir ki, ölüm olsun. Buradan İran İslam Cumhuriyyəti deyilən hakimiyyətin nə qədər ziddi İslam olduğu görünür. İslamı onlar yaymamışlar ki, İslamı Türklər yaymışlar. Elə Azərbaycan Türkləri yaymışlar, elə Türkmenistan Türkləri, elə Türkiyə Türkləri. Onlar deyirlər mərcibər. Onlar mərcibər Türkiyə deyəndə elə həmən mərcibər İslam deyirlər. Onu istəyirəm, xutmaq üzə deyəm. Hə. Onlar mərcibər Türk deyirlər əslində. Mərcibər Türkiyə deyəndə. Yəni onu qulaqlara aşina edirlər ki, mərcibər Türkiyə demək olar. Məsələ fəqat mərcibər Türkiyə deyil. Orada adamları gətirib danışdırırlar, onu televizyonlarda göstərirlər. Amma Türkiyə devləti faşistdir, faşist, 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 faşist. O faşizm ki, bizim kətlərimizi, şəhərlərimizi hal-hazirdə, Urmiyədə, Xoyda, bütün Azərbaycanın batısında onları bizim orada etnik təmizləmək ki, olur. Bizim Azərbaycanda, bizim o İran deyilən yerin içində orada olunur. O faşizm deyil, o nədir məsələ? Bu vəziyyətdir. Və maalesef İran deyilən yerdə şiddətlə anti-türkizm geçən yüzyılda gəlib bir yerə yetişmiş ki. Yəni o türkə qardan, türkünü belə, türk elə, türk elə ki, çox da deyirlər, sizi demirik, olağı deyirik. Onlar mənim qardaşım, onlar mənim də, məndən onun nəfər qıvar. Türkdür, türkdür. Gətib o yerə yetişmişlər ki, indi mərcibər türkiyə demək normaldır. Amma bir adam durub, məsələ, bir dənə bozqut göstərsə, bir dağın bir yerdə, ya bir dənə stadiyomda filan da onu, bilirsiniz kimlərdir, hamısı, zindandadırlar, işkəncə altındadırlar, ailələri dağılır. Böylə bir vəziyyətdədir Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti ki, qalxıb izin verələ verməyəl. Necə ola bilir? İranın o qondarma, saxta anayasasında yazılır ki, yığışmaq təcəmmü kələməsini işlədir. Yığışmaq, toplanmaq xiyabanlarda silahlı olmasa, İslama və İrana qarşı olmasa azaddır. Demək, izin lazım deyil. Hamı, qadınlı, uşaqlı, böyüklü, ərkəhli eşiyə çıxılmalı və Türkiyənin barış pinarı hərəkatını support edirik deyə eşiyə çıxmalıdır. Hər kəs Türk bayrağını götürməli. Türk bayrağını götürmək cürmü deyil. Bayraq, bayraq. Yəni, elə əcib bayraqlar çıxardırlar. Adam baxır, görür ki, yaşıl, qırmızı, bu. İllə də ki, bu, bəzi mərasimdə, bəzi bayraqlar üstündə də bir şeylər yazırlar. Heç bir yerin deyil. Türk bayrağını, qırmızı bayrağımızı, Türk bayrağını, Azərbaycan bayrağını çıxartmaq, balkonlardan asmaq onları. Və illa da ki, xiyabanlara çıxıb, öz şəhərlərimizi indidən biz veririk şütlərə, ha, əgər qoysaq bizim kətlərimizdə, şəhərlərimizdə, bunlar çıxalar, mərcibər Türkiyə deyərlər, elə şəhər böylə alınar, ha, yavaş yavaş. Şəhər öncə mentalitidə alınar, sonra fiziki alınar. Sənin beyninə bunu soxa bilsələr ki, mərcibər Türkiyə deyilə bilər sənin şəhərində. Elə aynı işi sənin şəhəri əldən veribsən, ora olar, onların dediyi kimin Kürdistan olar. Ona izin verilməməlidir. Bütün Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinə aid olan çalışanlar, faallar, rəhbərlər, düşünənlər, orada öz millətimizə deməlidirlər ki, hamı Azərbaycanın şəhərlərində, illa Azərbaycanın batısında eşiyə çıxmalıdırlar və illa da ki, barış Künarı, barış çeşməsi, hərəkatını support edirik deyə şuarlar verilməli. İndi bizim işimiz bu. İndi biz bu işi görə bilməsək, buradan da dalı qalacaq. Elə bu məsələdir. Yəni, bir addım dalıya biz oturacaq. Bizim vəzifəmiz nədir? Biz orada gedib savaşa bilmərik ki. Türk əskəri orada var. Mübarək Türk əskərinin ayaqları dəyir orada Türk topraqlarına gənədir. Bu gözəl bir xəbər bizə. Ancaq məsələ budur ki, biz nə inəməliyik? Biz də Urmiyənin xiyabanlarını boş bıraxmamalıyıq. Biz Türkiyəni support edirik bu şuarlar. Plakat yazırlar, əldə yazırlar, fərq eləməz. Bizim işimiz budur. Bizim Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin
mensuplarına düşen vazife budur. Bundan sonra da değil. Buyurun. Çok sağ olun Sayın Oğuz Bey. Sayın Oğuz Bey, bir tane de meselemiz var. Onun hakkında danışacağız. Sonra artık... Zamanımız Necadet? Zamanımız biraz var Bey. İran'la bağlı Sayın Oğuz Bey, yani son gün, geçen hafta bu hafta danışmıştık İrak'ta olan olaylar. Kesin ki siz de gördünüz mecazi dünyada. İran'ın bayrağını yandırdılar orada. Yani İran... Şeyde, Irak'ta. Doğru Bey. Kerbela'da, Basra'da o şehirde. Doğru Bey. Siz de Bey bunu nece görüyorsunuz? Yani gelecekte Irak'ta bir herhangi bir değişiklikler falanlar olacak mı Bey? Bölgede değişiklikler olacaktır. Bölge değişikliklere gebedir. O kadar ki harici güçler, global güçler, Amerikası olsun, Rusyası, Çin'i, İngilizce, Fransası olsun. Ve illa da ki bölgede İsrail bir global güç kimin orada davranır. O kadar ki dehalet edirler milletlerin içinde orada. Şiası olsun, Sünnisi olsun, Elevisi olsun, her çeşit. Orada tansiyon, teşennüc azalmayacaktır. Çokalacak. İndi orada Irak devleti deyilen gondarma desnişande diyor ki, çünkü bu sözü çoktan bilirler. Kukla deyirler Şumal Azerbaycan'da. Desnişande orada o gondarma devleti ki var orada Irak devletinin. Tabi Irak devleti diyen de Irak devleti idare edenlerdiler. Onlar özlerini düşünürler. Hele diri, onlara en önemli olan diri kalmaklarıdır. Diri kalmaklarıdır ki ölmesinler, öldürmesinler onları. Hükümette kalsınlar, aileleri hariçte o yanda bu yanda gelsinler, dolansınlar, milyar dolarlar eşitte pulları olsun ve bu kimin üzerinde olsun? Irak'ta yaşayan milletlerin, Irak'ta yaşayan Şia'nın, Irak'ta yaşayan Sünni'nin, Kürt'ün, Türkmen'in, Arap'ın, bunların pulu, bunların topraklarının kaynakları Irak deyilen yeri. Bu ailelerin, bu ne bileyim Sedr ailesinin, Alevi ailesinin, bu büyük aile, Irak'ın aileler, bunların cibine gelir. Ve bunlar da harap arırlar, harici arırlar. Orada ne şey, orada sermaye koymurlar ki Irak'ta, orada Iraklı işsizliği olmasın, orada çalışsın, yemeği, her şeyin ferahım olsun. Yok. Nece şeyle Kürtler de bu işi görür. Biraz önce unuttum diyeyim Kutmatuz'a. Biri benden soruşur ki, dünan idi bana göre, deyir ki, siz niye Amerika Kürtlerden yüz döndürmüş filan? O çok da yüz döndürmemiş. Yani bunlara gene de yüz gösterebilir, gülebilir. Ancak mesela bu ki Amerika Kürtlere deyir ki, bu Barizanicile, Talibanicile, bunlar iki gruptular. En büyük aşireleri yani, Talibaniler ve Barizaniler. Başka aşirecikler de var, Yezidiler filan. Mesela bu da ki, bunlar da ki biz size bu kadar silah veririk. Çoklu böyle, özde çok modern silahlar. Yani inanın Amerika ordusunu çok, böyle, yani Amerika ordusunu, Afganistan'daki silahlarına bakın, bu YPG'nin elindeki silahlar onlardan daha modern. Çünkü bunlar Türkiye'ye karşı savaşırlar. Onlar Taliban'a mesela, sözde de. Sözde Taliban'a karşı, sözde Afganistan milletini olay kırırlar orada. Onlara normal silahlardı. Ama çünkü Türk ordusuna karşı, Türk ordusunun silahları daha ileridir, iyidir, moderndir. Ona karşı, yani Kürt teröristin elinde olan silahlar, Amerikan öz askerlerinin, bazı askerlerinin elinde olan silahlardan daha modernidir. Daha bahalıdır. Çok güzel. Hem de gözümün bebeğini sana vermişim, yedirtmişim gözümün yağını. Yani Amerika devleti Kürtlere deyir. Kürtler de bir grup değiller ki onlara dedi. Bu kadar pul, bu kadar torbalarda deyir ki helikopterlerle torbalarda pul atmışık sizin yerlerinize. Ciddi deyirəm bunları. Silah atmışık, yemeye. Deyir bu kadar pulları neyine misiniz? Deyir bilirik de neyine misiniz? Çünkü siz indi dünyada $1,000 bir yerden bir yere gönderin, görün ne olur. Bilirler. Amerika ve hamısı bilirler ki bu $1,000 haradan haraya gitti. Hala düşünün ki milyarlar dolar gitmiş. Deyir bunlar şeylerde Avrupa'nın resortlarında, dünyanın resortları bu hemen bu Kürtlerin bu ağaları. Onlar ağa diyorlar. Yani biz mesela Han diyoruz. Onlar ağa. Kürtlerin ağaları böyle. Mamustalar filanlar. Mamusta diyorlar. Böyleleri, okuyanları, ne bileyim şeyhleri. Orada uşakların ki hamısı hariçte ders okuyoruz. Buranın hiç uşakların hiçbiri orada savaşmıyor. Hamısı orada
çetiskilerde filan da orada binmişler olağan üstüne bir kızlarla, oğlanlarla beraber. Bunlar yani keyiflerine meşguldular. İndi Irak aile, Irak'ı idare edenler de hemen Talibanlar da olağan üstündedirler çocuklar. Onlar da bu vaziyettedirler. Ona göre Irak'ın üzü hoş üz görmez. Niye? Çünkü Irak'ın içinden çıkardılan o yeraltı kaynaklar, yerüstü kaynaklar hamısı gelir bu fasit, kokumuş, korrupt ailelerin cibine hariçte. Irak'ta yok. Irak'ta hiçbir sermaye bu olmuyor. Ona göre Amerika'da çok support eleyebilir. Amerika fakat öz menfaatlerini düşünür. Fakat öz menfaatlerin aslında öyle bir tarafa sevici, bir tarafa nefret diye bir şey yoktu. Millet, normal millet de Irak'ta yaşıyor. Şimdi Besre'de olsun, Kafaciye'de olsun, ne bileyim Bağdat'ta, Kerbalası'nda, Necef'inde. Normal millet ne istiyor? Yeme istiyor, geçim istiyor, rahat emniyette yatmak istiyor. Normal millet bunu istiyor. İstiyor normal uşağı geçsin medreseye, yemeğini yesin, içsin, gelsin, işlesin. Normal millet bunu istiyor. Bu vakti bu feraham olmasa, bu rifah olmasa o millet her devlete ki böyle Allah'ın özü de gele devlet kura yerin üzerinde onun rifahını, yemeğini, içmeğini o milletin feraham elemesin o sahanın üstüne kalkar. Siz bilirsiniz ki bütün Yahudi Tevrat doludur Yahudilerin Allah'a isyanının hikayelerini. Hadi ona diye çörek ver diyor. Çörek yok, balık istiyorum. Balık verdi diyor. Balık istemiyorum. Bir filan şey istiyor. Yani bu Yahud milletinin o diyorlar ya Yahudi şeyleri, bahaneleri getirme. Ona göre dedi ki Yahud milleti her zaman Allah'a karşı isyan etmiş. Demiş ki ben filan 40 yıldır değilsen bana bu çölde cezdirirsin. Allah'a değil de şey. Bir balıktan, sudan, etten, çörekten diyor. İndi Allah'ın özü için orada onu nimune getirdim. Çünkü orada Allah'ın özü hükümet edildi. Bir bulutun üstünde Yahuva cezirdi. Orada yazır. Allah oturmuştu bulutun üstünde cezirdi. Musa'nın önünde. Hala Allah da bunların başa etmedi. Şimdi Allah özü de cele bir devlet kurağı. Onun sen milletin yemeğini, içmeğini, emniyetini, uşağı medreseye geçsin, temiz paltar giysin, yemeği sıfranın başında olsa bunu feraham eleyebilmesen, bunu oraya koydurabilmesen, yardım edebilmesen o millet sana isyan eder. Hala Irak'ta böyle ki değil hiç. Yani bu hala feraham olmuş hiç. Orada korupsiya var. Her türlü fesat, ahlaki fesat, iktisadi fesat, kültürel fesat, her türlü iktisadi fesatçı tabii bunun kaynağıdır. Her türlü fesat deseniz orada var. Ona göre millet başka çaresi yoktur. Durup yine teyerden ondan bundan yandırır kıyameliri, baş kaldırır. İran görün gene de fitnelerin buyurun. Fitnelerin, fesatların, şerrilerin başı hara yetişir? Tehran'a. İran Fars hakimiyetine. 12 bin tane. 12 bin tane şey özde normal orada askeri yok. Guts şeyi yani özel ordu, özel tim. Bu Kasım Süleyman'ın rehberliği. Kasım Süleyman'ı durup özü yetmiş Bağdat'a. Şimdi siz Irak'tan danışsınız. Geçen hafta. Kasım Süleyman'ı durup yetmiş. Kasım Süleyman'ı yetmiş oraya Bağdat'a. Bu diyeyim ki Irak devleti görün ne kadar ne diyorlar beceriksizdi. Hiç iş elinden gelmiyor ki Irak devleti demiş ki bu gayle meselesine bu başkaldırıcı var ha bu büyük bir inkılaba dönme isteğiyle bununla Irak'ın işi yoktu bunu size havale etmişir. Yani bunu Sipah Pasdaran'ın Guds sorusu herhalde yani İran'a havale etmişti. Şimdi bundan siz uğraşın. Bakın Irak devletinin buyurun siz. Əslində sayın özür, bağışlayın sözü kəsdim. Elə bu İraqın bu macerası, İran hakimiyyətinin macerasıdır. Yəni bunlar İran, da gəldilər. İranın gətirdiyi bu problemdir. O gətirdiyi problemi də cərə özü gətirə. Yəni onu deməyə çalışdım ki, yəni, sayın Özbək, bu mollaların da uşaqları, hamısı xaricdədir, Amerikada, İngiltərədə, qurlar gedir oraya, paralar. Irak'ı deyiniz, Irak'ı dedim. Yani İran'ınki de aynı. O İran'ınki daha çoktu. Yok, yani onu demeye çalıştım ki, yani bunlar da, yani Saddam gedenden sonra ki bunlar teze gelmiş bir hakimiyettiler. Bunlar da onlara baktı, aynı taktikiyle girdiler demek ki ne? O cürdü. Maalesef, ben ne diyeyim,
Öyledir. Hem de Irak'ın devlet adamlarını danıştı. Kürt devlet adamlarını danıştı. Maalesef. Bu iki büyük aşiranı. Barizaniler, ne bileyim. Sayın Oğuz Bey, elbette. Buyurun. Bu söhbətçi buraya gəl çatdı. Bu yani mollaların uşaqlar çöldə dərs falan oxur. Təzərrüfdə şayələr çıxmışdı, xəbərlər çıxmışdı ki, Amerika dövləti artıq viza falan verməyəcək. Bunların haqqında əgər bir cüz varsa da bunlar da söhbət edir. Amerika dövləti pula baxır. Bəli. Vaxtı bir mollazadə və ya ağazadə üçün neçə milyon. Biz milyona çox deyirik, ona görə milyon deyirik. Bunlarınki milyon falan deyil. Bunlarınki milyarddır. Bunlar bizə görə milyon çox buldu da. Vaxtı filan ağazada 1 milyar, 2 milyar puluna duracaq Amerika'ya, Kanada'ya, Almana, İngiltere'ye viza filan. Ne söz? Vizanın ofisini alar o. Amerika dediğiniz pula bakar. Cebine bakar. Amerika dediğiniz menfaatlerine kısa müddet, orta müddet, uzun müddet bunlara bakarlar. Ve tabii ki kısa müddet menfaatlerini her zaman feda ederler. Orta müddet menfaatlerine siyasetin kuralı budur. Ve orta müddet menfaatlerini de uzun müddet menfaatlerine feda elemeye her zaman hazır olurlar. Ancak o anlama gelmez ki her şey elerler. Ancak öyle başlar. En önemli uzun müddet, orta müddət, qısa müddət. Amma önəmli ən qısa müddət görünər normalda. Yəni, üçün o iş indi olunur, öyle görünər ki, ən önəmli budur. Əslində, o özü bir parçadır, böyük bir milli mənfaətlər, uzun sürə milli mənfaətlərin içində o bir parçadır. Ancaq, bəli, 12 min əskər az deyil. Özdə, əskər mən hey deyirəm, ancaq sipahın eğitim, özel eğitim görmüş ordusu. Bunları Irak'a getirirler ki eskilerde gördüğünüz videolar var filan. Irak'ın milletini ki silahsız olarak hayvanlara gelmişler. Bu çöreğe, yemeye, suya, suyun olmamağına itiraz edirler. Onları normal yani ne diyorlar? Mermiyle yani normal ne bileyim suyla filanla yok. Mermiyle, gülleyle, gülleliyirler. 200-300 nəfər adam ölmüş mənə görə. 5-6 min nəfər yaralı, onların da yəni neçəsi, neçə yüzü, neçə mini öləcikdir, bəlli deyildir. Və çox-çox pis davranışlar. Videoların biri göstərir ki, onu mən deyim ki, yəni çünki məni etkilədi şəxsi olaraq. Videoların biri göstərir ki, bu təzahürat eləyənlərdən Iraqda biri yaralanır filan, qaçır. Yaralanıb da orada durabilir. Qaçır bazara tərəf. Bu İran bu özel əskərlərinin bu Quds əskərlərinin biri onun arxasıca qaçır. Qaçır, o da qaçır, axırdan durur. O, millətin içindədir. O heç iş görmür. Əli yalın, əli boşdur. Onu orada anından vurur. Yəni bunların işi vəhşət yaratmaq, bunların işi qorxu yaratmaq və budur. Maalesef Irak'ın derdi budur. Irak orada kanın, toprağın, tozun içindedir. Ateşin içindedir. Ve bu ateşi oraya kim salmış? El hemen bu İran Fars sistemi. Bilirsiniz ki İran-Irak savaşından bu ateşi oraya salmışlar indiyecek. Ve bunun kurtulacağı yoktur. Yani illa da ki İran. Yani İran, defalarca biz demişiz, İran orduları Arap toprağını, Irak'ın o Irak, Ərəbi bir memleket hesablanır herhalde. Irak oranı işgal etmiş, o işgaldan çekilmelidir. İran ordusu her halde Irak'tan, İran'ın resmi ordusu olsun, sipahı olsun, değişik çeşitli oradan çıkmalıdırlar. Biz gene de gəlirik, her şeyden söhbət edirik, görürük ki, maalesef İran'ın məntəqədə dəxalətlərinin və təcavüzlərinin və işgallarına barəsində danışırıq. Yani görürük ki, Kürt məsələsini bugün biraz çox danışdı. Kürt məsələsinə gəlincə deyim ki, bu YPG deyilən bu qruplar, SDG deyilən qrupları indi orada Amerika biraz geride oturmuş görünür ya, Türkiyə orada biraz ileriye gedir görünür ya, bunlar indi özlərinə yenə də ağabalasar arayacılar da, təbii ki Ruslar orada var falan, amma bunlar İrana da yaxınlaşacaklar və İrandan bunlara yaşıl çıraq verilir, verilməyə başlayıbdır yəni bunlara, bu teröristlere. Onu fakat istedim, onu yadıma düşdü deyelim.
İran deyiləndə yani Bəşar Əsədə də yaxınlaşacaqlar da. Aynen öyle. O daha çok deyilir. O daha çok deyilir ki Kürtler ki yani Suriyeninin de en yaxçı yerlerini, en büyük yerlerini işgal edilmişler. O işgaldan biraz azalacaktı. Suriye devleti de tabii onlardan bir şey isteyecekti. Bir şey verip bir şey alacaktı. O en çok deyilen odur ki olabilir ki Suriye devletine yaxınlaşsınlar. Ancak o deyilmeyen şey budur ki İran da bunlara taliptir. İran da istəyir ki, bunlar özlərinə yeni bir master, yeni bir ağa seçsinlər. O da İran. Yəni, hamısı deyilir. Yenə də fikirəmir, orada bir hamısı, bir Kürt qrubu var. Yox, qruplardır, çətələrdir. Öyle də bətərdən bir-biriyle də həmahəng də deyirlər. Onu demək istəyirəm. Gerçək budur. Bugün elə genəldə o bölgədə olan, bilirsiniz, ən böyük dünyada da xəbər. Bunlardılar. Maalesef biz bu hafta biz bildiğimiz şeye bir de şahit olduk ki Arap Ligi, Arap İttihadiye-i Arap, içinde Arabistan olsun, Mısır olsun, Filistin'i, yani bunlar devlet olmadan bizi kınarlar. Lübnan'ı, İsrail'i, bunlar bu harekatı. Yani bize göre bir harekattı bu. Ama bunlar İngilizce'de bu invasion, işgal kimin işlediler? Invasion, işgal, ondan sonra hamle. Bizim milli harekatımızda, Güney Azerbaycan milli harekatı, bu da diyeyim yani. Bunu da demeden bitirmeyelim söhbeti. Bizim içimizde de, İran'ın içinde yaşayanlardan, hatta hariçte de, öz yazılarında edebiyat ki işlediler, o kelimeler ki işlediler, onda da görürsünüz ki, Farsça yazılar ha beterden. Hamleyi Türkiye bir Kurdha filan. Bu edebiyat işlediler. Bu hemen İran edebiyatı. Burada ne hamle var, ne bir Kurdha vardı. Böyle şey yok. Türkiye Kürtlere hamle eylemir. Türkiye, zaten Kürtler Türkiye'nin içinde yaşıyorlar. Kürtler Türkiye'nin vatandaşıdır. Kürtler Türkiye nece Kürt'e hamle eylemir? Özünü nece vurur? Kürt orada oranın sakinidir. Türkiye'nin her yeri. Önemli olan budur ki, orada Türkiye mecburdur, özünü savunsun ve o zincir için onun etrafına çekilir ve Türkiye'nin istiyor, boğsun, onu kırın. Ancak onu demek istiyorum ki, bizim milli hareketimizin içinde adı getirme önemli değil. Ama bazıları İran, çünkü onların da suçu yoktu, onların da günahı yoktu. Çünkü bütün İran'dan, İran-Fars düşünce sisteminden filter olunmuş bilgiler için İran'da bombardıman olur hamıya. Ne diyorlar şey, YouTube'u açabilmişsen, Facebook'u açabilmişsen, onu açabilmişsen, bunu açabilmişsen. Ha, neyi İran olur? Molla gelsin orada, sana anlatsın ki ne olur. Veya kravatlı molla olsun, fokullu molla, fokulsuz molla. İran'ın opozisyonu da o cürdü. Hamle. Onu Türkiye'de, hatta bilirsiniz ki, Türkiye devleti, Cenab Erdoğan da, Türkiye devleti de Avrupa Birliği'ne de dedi ki bu kelimeni kullanmamalısınız. Çünkü böyle değilim. Yani burada bir işgal sözü yoktur. Maalesef Avrupa'nın illa da ki İngiltere'nin ki bu belaları ki o bölgede başlamış en çok bahisi İngiltere'dir. İngiltere'nin ve Avrupa'nın menfaatlerine budur ki oradaki o teşennüs devam etsin. Bütün mesele budur. Ben bunu hemen şey demişim. Yine de deyirəm. Öyle değil ki biri bir yerde şikast yedi, müvaffak olduğuna, İngiliz belirledi, Fransa belirledi, Amerika. Mesela budur ki bizim bölgede, o ateş bizim bölgede. O top ki atılır, o Kürt bir tane topu atır. Şimdi Türkiye'de bir tane uşağı gösterdiler, bir tane 6 aylıktı neçə aylıktı. Güzel bir tane uşağı orada ölmüş. Bir tane Kürt ki bir tane ne atmışlar? Kumpara atmışlar, ne atmışlar? Ha, kumpara mı? Kumpara. Kumpara atmışlar, orada bir tane uşak ölmüş. O kumpara ki atılır, o top ki atılır, bir tane o Kürt gedib nem Amerika'dan nem neyini vermiş almış indi o demiri. Almış, o hara atır onu bizim torpağa atır. O bizim torpağa düşür. Türkiye'de ki bir tane top atır ki onu hunsa eləsin, onu hara atılır, o da bizim torpağa. Amerika'da gelir uçağına, Muşakı füzeyi haratır, bizim torpağı atır. İsrail kalkır orada gelir Suriye'de, Arak'ın filan şeyini vurur, bizim torpağı. Görürüz, ben necə, ben o bölgesel olarak danışırım.
Bu ateş, bu füzeler, bu ateş bizim bölgede yanır. Bu bölgenin sahipleri kimdir? Bizik. Bunlar bizi teşenlükle tutmaya çalışırlar. Bunu düşünmek lazım, bunu bilmek lazımdır ki ve bunu bizim orada içimizde olan Kürdümüz de, ne Alavisi de, ne bileyim Biyazidisi de, ne Sünnüsü de, Şiyesi de bunu anlamalıdır ki biz öz bölgemize sahip çıkmalıyız ve başka yerlerden yardım alıp, başka yerlere, Amerika'sına, Rusya'sına satılıp öz bölgemizi ateşe çekmeyelim. Bizim bölgede, o bölge en kuzey, yani kuzey tarafları, bütün bölge arz edilir. Orta Doğu, Afrika'nın kuzeyi, Orta Doğu, Hamız. Onu, tarih olarak Türk bölgesidir. Türklerin idaresi altında olmuş. Güney tarafları da Araplar yaşamışlar. Böyle bir bölgede ve değişik milletlerde, bizim içimizde Ermenis olsun, Asuris olsun, Gürcüs olsun yaşarlar. Hiç önemli değil. Hamısı beraber yaşar. O topraklar bizim, o bölge bizimdir. Oraya atılan her füze, her ot, her ateş, her kumpara, herkes atır atsın, bizim orada, biz orada yanırız. Bizim topraklara düşür. Amerika'ya düşmüş. Ne diyorlar? Çin'e düşmüş ki, bize düşür. Ona göre bir top düşürürler, bir ateş yanırlar. Hiçbiri sevinmemeli. İlla da ki Türk olarak sevinmemeli. Bölge bizimdir. Bölge Türk adaletine, Türk adaletine özünü tapşırmalıdır. Bölge hatırlamalıdır ki o zaman ki Türk bütün bölgeye hakimiydi. Bunlar yok idi. Ne etnik temizlenme vardı, ne bir dil, birinin dili kadağanıydı, ne herkes hardestiydi, yaşıyordu. Hiçbir şey yok idi. Hangisi kabileler hardan haraya girdi, yaşıyordu. Minirin. Yani böyle bir ve o anlama gelmez ki Türk dünyada yani hamıdan yakçıdan, öyle demek istemiyorum ki böyle bir biz üstünlük kompleksim de yoktur. Demek istiyorum ki her halükarda geçen 100 yıl, 200 yıl bu istimari devre başlayanından bu yana gösterir ki Türk adaleti öbür milletlerin adaletinden en azından bizim mentekada daha çok işliyor. Ve umarım ki biz oraya dönerik. Ve Türk hakimiyetlerine illa da ki Tebriz'den başlayarak o bir şuarı var. Tebriz, Bakı, Ankara. Bu üç merkezli Türk hakimiyeti ve Türk adaleti, Türk tahammülü, Türk başka milletleri, başka dilleri her zaman yaşatıp yaşatmak, yaşayıp yaşatmak böyle bir yani isteğiyle, böyle bir arzıyla sözümü bitirmeye çalışıyorum. Sağ olun. Çok sağ olun bey. Biz de teşekkür ediyoruz ki bu haftada verilişimize geldiniz ve önemli bilgilerinizden istifade ediyoruz. Ve Sayın Oğuz Bey, eğer başka sözünüz olmasa sağolaşan bey. Yok, bunları danıştık. Biz büyük Kürt terörizminin, o bölgede olan terörizmi danıştık. Doğru. Ve Türkiye'nin tutumu ve bizim tutumumuz, Güney Azerbaycan'ın Doğru. tutumu çok çok önemlidir burada. Biz Türkiye'nin yoldaşı, kardeşi, yanında, o yanında değil. Biz aynı milletiz. Hiçbir farkımız yok. Sayın Oğuz, onu da hatırlattım ki, artırım bu sohbetimize ki, Güney Azerbaycan'da da çoklu soydaşlarımız bu hareketten sevinmişler. Çünkü Türkiye'nin varlığı bizim varlığımızdır. Biz, o diyelim de biz kardeş millet, biz böyle değiliz. Biz yani evet. Azerbaycan devleti, bunlar Celal diye iki devlet, bir millet. Güney Azerbaycan Türkiye'nin, Anadolu Türkiye'nin, Türkiye Türkiye'nin hiçbir farkı yok. Aynı millettir. Hiçbir, aynı yani. Bunun Sünnüsü, Şiyası, Alavisi hiç fark edemez. Aynı millettir. Mesele bu ki burada bizi dinleyenler olacaktır. Bize bakanlar olacaktır. Bilsinler ki oturup kompüterin arkasında sevinmek, göstermek, support edirik Türkiye'ni, support edirik Barış Pınarı harekatını, support edirik, gözaldi. O olmalıydı. Ancak bunu hıyabanda, çünkü Kürt bunu hıyabanda eliydi. Bir Amerikalist diye bir şeyi gösterir, bunu ciddi hıyabanda gösterir. Bunu plakadına yazır, gösterir. Ki hamı bilsin, bunu tanışsın, tanış olsun. Bir sözü desin ki, kulaklar da ona tanış olsun. Ona göre arz eledim ki, biz Azerbaycan'da ve İran'ın şehirlerinde ve Güney Azerbaycan şehirlerinde Mercibert Türkiye sesini eşiden de en çok üzgünlüğümüz oradandır ki Milli Hareketimizin
mensupları, Güney Azerbaycan milleti, Güney Azerbaycan Türkü bunlara izin verilmemelidirler böyle sözlere ve uyarı yoktur. Yani aslında dünyada illa da İslam dünyasında mercube Türkçe yani uyarı yok. Yani böyle bir tezat yaşayabilmez. Yani. Çünkü İslam dediğin Türk demektir maalesef. Geçmiş minil ve miniç yüzü gösterir ki İslam bize aittir. Biz yaymışız onu. Şimdi vaziyet budur. Onun mercube Türkçe mutlak hıyabanda olmalıdır bu. Kompüterlerin başında yok. Mutlak Azerbaycan'da illa Azerbaycan buna göre dediniz ki sözü bitirerek bir dediğim için Güney Azerbaycan'da ve İran'ın başka şehirlerinde ve Güney Azerbaycan'ın illa batısında mutlak bu Kürt terörizmine karşı ve barış pınarı harekatının yanında olmamızı mutlak göstermeli hıyabanlarda, eşikte, arz edelim Türk bayrağıyla. Yani bir türlü bunu göstermeliyiz. Öyle cizlinle bir olmaz ki olarcasında hıyabanlarda mercüber Türkiye desin de mercüberle faşist Türkiye bunu biz oturak kompüterde yazak orada. Bu bizi mutlak yenilmişiz. Bir millet mental olarak beyinde yenilmezse eşikte yenilmez. Önce burada. Önce bizi buradan nece yenirler? Bizim gözümüzün önünde mercüber Türkiye demey olmaz. Olmaz. Bu iş mutlak dönmelidir. Orada inşallah ki öyle olur. Çok sağ olun. Herkesi gene de selamlayıram. Hövselerinizden teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz ki bu haftada verilmişse katıldınız. Ve değerli seyirciler, değerli tamaşaçılar, sizlerden de çok sağ olun deyiriz ki yine de bu hafta bizim programımız, yani Güney Azerbaycan'dan Bakış adlı programımızı biz birinci Güney Azerbaycan'ın menfaatini düşünerek dünyaya bakırız. Ve tabii ki Güney Azerbaycan'ın menfaati değil, Ankara'nın, Bakı'nın menfaati. Çok sağ olun ve sizlerle sağollaşırız. Gelen haftaya kadar bir de Güney Azerbaycan'dan Bakış adlı programa kadar sizlerle sağollaşırız. Sağ olun, selamet kalın.